Merhaba. Burada işte Mahir Başdoğan var. Evet. Böyle. Aslı Demir var. Bir de ben varım, Melda Keskin. Topu aldım elime, hani Dilek bana atmış gibi oldu topu. Permakültür meselesinden önce yeşil, ekolojik, çevreci yaşamla bağlantıdaydım. Yıllarca enerji konusunda çalıştım. Elektrik enerjisinin temiz kaynaklardan elde edilmesi ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili. Bir çeşit böyle yıllarca insanlara vaaz verip çeşitli eylemler yaptıktan sonra bu anlattıklarımı yaşama arzusu ile yanıp tutuşurken işte permakültürle de tanıştım. Bu da 10 yıl önceydi, 11 yıl önce. Türkiye'deki ilk eğitimlerden birinde bulundum. Yunus Emre Çiftliği'nde Steve Reed'in öğrencisi oldum. Orada projemiz, ilk 2-3 günümüz kuru tuvaletle geçti. Yani kompost tuvaletiyle geçti. Ve adeta bir aşk oldu benim için bu. Ondan sonra şehirdeki evimizde kompost tuvaleti kullanarak başladık işe. Şimdi bulunduğumuz yerde de 7 yıldır, yani toplam 10,5 yıldır tuvalet ihtiyacımızı giderdikten sonra onun doğaya geri dönüşmesi, toprak olmasıyla ilgili bir faaliyet yürütüyoruz. Bu arada Aslı'nın ailesiyle de, Aslı'yla da tanıştığımızda onların da bizim buralarda bir evi vardı. Onların da bir kovayla bu işi hallettiğini gördüm. Yani kovaya sıçanlar kulübü gibi bir durumdayız aslında. Böyle birkaç grup var tanıdığım. Ve bundan çok büyük bir keyif alıyorum ben. En son 2 yıllık kompostumuzu dağıttık. Ve o 2 yıl boyunca durmuş olan kompostun nefis bir toprağa dönüştüğünü, böyle mis gibi koktuğunu gördük. Ve onunla şimdi yetiştiriyoruz. En son 3 tane salatalık getirdim bu eve, sabahleyin Aslılara. O da orada yetişmişti. Yani böylece döngüleri kapatmakla ilgili bir mesele var permakültürde. Ben böyle hızlıca bir girdim. Atlarla ilgili olan kısma ise Mahir Başdoğan'ın yüzünden bulaştık. Öyle. O da şöyle, ben 47 yaşında hayatımda ilk defa ata bindim. Daha doğrusu hani böyle atın üstünde gezdirilmiştim de hani ata binmeyi öğrenme şeysi olarak, çabası olarak. Şimdi de 7 yıldır bulunduğumuz yerde atlarla yaşıyoruz. Bu kadar söyleyeyim. Ondan sonra Aslı'ya da birazcık söz vereyim. Tamam. Çünkü Aslı'yla ikimiz aslında kovaya tuvalet yapmak dışında da atlarla yaşama konusunda da bir bağımız var. Evet, evet. Benim de şöyle oldu hani atlara bulaştık. Biz işte ara sıra Mahir'in orada ata binmeye gidiyorduk ailece falan. Bir gün babam çok fena attan düştü. İşte o köprücükler kırıldı, bir şeyler oldu falan. Annem babamı hastaneye götürdüler. Ben de onlarda kaldım. O akşam kaldım. Sonraki sabah işte bir şeyler oldu. Annemler İstanbul'a gidecek işte doktora falan. Hadi bir hafta bizde kalsınlara oldu. Orada kaldım. Bütün işlere yardım ettim falan. Öyle dolana dolana bırakamadım sonra orayı. İşte İstanbul'a dönünce tekrar dönmek istedim falan. Böyle öyle bir yaz geçti. Sonra bulaştım. Oradan İstanbul'da da devam etmek istedim. Çünkü hani burada yaşayamıyoruz. O sırada İstanbul'daydık. İstanbul'da işte bir kulüpte binmeye başladım falan. Derken bir tane at almış olduk. O sırada yarış dünyasında falan filan. Sonra o atın işte bir topallık geçirdiğini, sakat olduğunu falan filan fark ettik. Sonra işte tedavisiydi. İşte birkaç ay binmedik, yürüttük sadece falan. Şu anda hani domuz gibi maşallah iyi görünüyor yani. Şimdi buraya taşınınca da önce hani at geldi. Bir süre Mahir'lerde kaldı. Sonra biz işte evi yaptırıp ahırı yaptırınca bize aldık. Yani ilk başlarda yedekte yürütemediğimi hatırlıyorum. Yani yanında bile yürüyemiyordum. Çünkü işte ya bir şeyden korkuyor, beni ezmeye kalkıyor ya bir sıkıntı oluyor. Yani ben de korkuyorum. Ama şimdi çok şükür hani bayağı aştım onları. Güzel oldu yani. Bir şekilde tamam atlarla beraberim kaç senedir ama yanımda yaşamaya başlamadan yanımda bile yürüyemiyordum aslında yani.
Böyle. İki tane daha aldım. Ha, şimdi de evet, iki tane daha geldi. Evet, şu anda toplam Aslılarla biz çok yakın oturuyoruz. Evet. Ve bizde 8, onlar da 3, 11 atlık bir grup olarak. Yani atlarla birlikte yaşıyoruz. Birbirimize de çok sık gelip gittiğimiz için birbirimizin atlarıyla da bir şekilde bağlantıda oluyoruz. Permakültürle at bağlantısına girmeden önce Mahir'i çok suskun gördüm. Ona da biraz söz versek diyorum. Mahir de bir anlatsın bakalım bu at meselesini. Şimdi sevdiğim bir başlamaktır bu. Hani nereden başladın, nasıl bulaştı diye. İşte malum Melda ile Aslı'ya yakın tarihlerde diyelim bulaştı. Bana biraz daha eskiden bulaştı. Tam olarak ne olduğunu geriye bakınca şöyle görüyorum. Bu bir aşk. Yani tamamen bir aşk. Ama Aşık Veysel'in tarif ettiği tarzda bir aşk. Sene 1970 benim o yaz tatilinde bir atım oldu. Annem babam uygun gördüler. Bir hayvan aldılar. Ve ben bu atı çok sevdim. Bu atla çok zaman geçirdim. Ben bu atla çok yakın olmak istedim. O zaman 13 yaşındaydım ve ata binmeye başlamıştım. Fakat fazla sevdiğimi fark ettirtince anneme, annem de babamı etkileyerekten bu oğlan atı çok seviyor. Yarın öbür gün iş hayatına, evlilik hayatına menfi etkisi olur. Gel biz bu atı yok edelim diyerekten babamın aklını çeldiği için benim 1970 yazının başında hayatıma giren atım 1970 Eylül'ünde hayatımdan çıktı. Yani birkaç ay, birkaç uzun hafta ve o kadar. Tam Aşık Veysel'e sordukları gibi. Aşk nedir? Ne demiş adam? Bir kız sevdim. Vermediler. Aşk oldu. Verselerdi ne olurdu? Oraya girmeyeceğiz. Benim atla öyle başladı. Yani 1970 ağzına bir parmak bal. Ondan sonrası yok. Yok olunca tabii istiyorsun, talep ediyorsun, peşinde koşuyorsun. Aşk yani bildiğimiz bütün dertlerinle beraber aşk. Yıllar yılı öyle veya böyle hobi binicisi oldum. İşte kulüplerde atlarım oldu. Hafta sonları gidebilir oldum falan. Bu arada işte radyo programında ben de bir 11 sene kadar bir at programı yaptım Açık Radyo'da. İşte konuştum. Birazcık ders vermeye başladım falan. Ve Melda'nın açılışta ifade ettiği, hani vaaz ettiğin, tavsiye ettiğin şeyleri bir zaman sonra kendin yapmak durumunda kalıyorsun. Yani ben herkese at al diyordum. Ama benim atım kulüpte bakılıyordu. Ben işte Aydana'ya bir para veriyordum. Hafta sonu gittiğimde işte atım geliyordu falan böyle. Yani mesuliyeti olmayan bir atçılık içinde yaşarken mesuliyetin nasıl faydalı olacağına dair el aleme akıllar veriyordum. Tam da bu noktada işte hayat bizi bir çeşit oraya anlatırız herhalde, gelecektir sıra. Ne dedikse hayatta onları yapar olduk. Yani bu içimizde bizi dinleyen gençler falan varsa dua etmelerini tavsiye ediyorum. Dualarına da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü oluyor. Yani Allah'ım bir atlı hayatım olsun, işte ben atlarla beraber yaşayayım, evimin altında atlar yaşasın falan. Bunlar çok güzel. Fakat oldu. Olduktan sonra işte bizim o aşk zamanından evlilik zamanına geçiş gibi bir şey. Yani başka mesuliyetler, başka dertler. Şunun ucunu tut diyeceğin kimse yok. Kovanın durduğu yer burası. Yani Melda ve Aslı'nın hakkını yiyemem. Hele ilk 5 sene kimse yoktu. Yani bu iki kadın bana yardım ediyorlar ellerinden geldiğince. Fakat ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Atçı ahbaplarımdan çok uzaktayım. Dağ başında bir yerde kaldık o manada. Nalbant bulamıyorsun, malzeme bulamıyorsun. Bir dert olduğunda onu halledecek. Çünkü bakın, yani konuyu rahatlamak adına ama bu mühim bir nokta. Atçının öteki atçıya, tıpkı her komşunun kendi komşusuna ihtiyacı olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Bir şey oluyor, sorman gereken bir şey oluyor. Şunun ucundan tut demen gereken bir şey oluyor. Biz atlı hayatımızı kırsala taşırken şehir dışında ormanlık bir yerde, köylük bir yerin mezrasında yaşamayı seçerken ben temel bir hata yaptım. Temel hatam şuydu. Madem ki köye gidiyoruz, gittiğimiz yerde
bunlar köylüler, hayvan bilen insanlar, elbet bana yarenlik yapacak, bana destek olacak bir yardımcılar çok rahat bulurlar. Bu böyle çıkmadı. Yani köydeki ve memleketin genelindeki akçılığın ne kadar düşündüğümden de daha geriye gittiğini fiilen yaşayarak gördük. Toparlarsak, Melda'nın açılış cümlesindeki söylediği gibi, daha önce başkalarına vaaz ettiği, yapılmasını tavsiye ettiği şeyleri yapar olmakla ilgili bir durum. Ben de atla alakalı daha önce hiç yapmadığım şeyleri, hiç başıma gelmeyen şeyleri bu son zaman içerisinde bu kadar senelik atçı olduğumu kabul etmekle beraber eksiklerimin de neler olduğunu görerekten, hani hem tecrübeli bir gözle bakarsak, oldukça tecrübeli, başka bir gözle bakarsan da bu yaştan sonra çırak çıkmak, acemi olmak, yeni bir şeylerle uğraşmak gibi de çok zor bir kısma denizin derin tarafından girdik. Giriş gibi yaptık, şimdi devam edelim isterseniz. Evet. Tek tek olaylar da var tabii. Böyle genel bir hikayenin, bir tablonun başında insan anılarına da başvuruyor. Çünkü bizim de bayağı bir tarihimiz oldu burada. Mahir'in çok daha eski, yani İstanbul'daki atçılığı. Fakat atlarla aynı mekanın altında, aynı çatının altında yaşıyoruz. Ve zaman zaman da ben işte 47 yaşında İstanbul'da ilk defa doğru dürüst ata binmeye başlayan insan olarak, buraya da 50 küsur yaşında gelmiş birisi olarak kırsala, tamamen yalnız kalmakla ilgili Mahir'in sözünden ben de ilham aldım şimdi. Bazı anıları paylaşmak istiyorum ki belki daha netleşir zihninizde diye atla yaşamak nasıl oluyor. Buradaki görüntülerde yosunu görüyorum. Onun atlarla yaşadığını biliyorum. Merve Kıraç'ı göremiyorum ama bir at resmi görüyorum. Yani belki atlarla yaşayan başkaları da var şu anda bizi izleyen. Tabii sonundaki soru cevap bölümünde veyahut da bir şey söylemek istediğiniz zaman muhakkak onları da duymak güzel olur diye düşünüyorum, paylaşmak. Duyamadım. Evet, merhaba, sesim geliyor. Merhaba, Merve'den ses geldi. Ben de kırsaldayım, o yüzden internet konusunda sıkıntı yaşıyorum. Anladım. Tamam. Evet. Bebeden dolayı da kamerayı açmak istiyorum. Anlıyorum. Bizde de benzer şeyler oluyor. Şu anda Aslıların bir Wi-Fi şeysi oldu. Olası, yani bir ne diyelim ona, modemleri oldu. Onu kullanıyoruz çok şükür. Bakalım nereye kadar bakacağız. Şimdi şöyle, insanlar hazır olmadıkları zaman bazı sorumlulukların altında kalabiliyorlar. Bu tek başına olunca veya başka insanlarla olunca bir şekilde oluyor. Ama hayvan sorumluluğu aldığımız zaman da ve hep ses geliyor mu şu anda? Evet, geliyor. Tamam. İşte bu hayvanların sorumluluğu olduğunda benim hissiyatım şöyle oldu. Yani ben hala çok iyi hazır değilken, işte Aslı'nın dediği gibi hani bazı durumlarda ürkerken, korkarken, kocaman atlar çünkü bizdekilerin bir kısmı ilk atlar. Köy atları gibi daha ufarak değiller, öyle diyeyim. Yani bir parmağımın mesela atın kafasını hızla kaldırmasıyla savrulan bir demir parçasının, bir karabinin küçük parmağıma çarpıp tek başımayken parmağımı koparırcasına bir açık yaraya yol açtığı an mesela. O anda artık hani hayvanları önce güven altına almak gerektiğini ve o şekilde davrandığımı hatırlıyorum. Çünkü ben ah parmağım acıyor diye kendimi yerden yere atıp karnevan içinde bir kenara çekilemedim. Önce atı yerine koyayım. Önce at kapalı olsun ahırında, çıkıp da başka bir yerde başka bir sıkıntı olmasın vesaire diye. İnsana böyle garip bir güç geliyor. Garip bir enerji geliyor. Önce hayvanı iyi yapmak, onu güven altına koymak gibi.
Ve sonrası da kendiliğinden bir şekilde çözülüyor. Bu ve benzeri bir sürü anı biriktirdik. Yani hepsini tek tek anlatamayacağım ama atla ilgili ilk yanılsamamı söyleyeyim. At kocaman bir hayvan, çok güçlü ve bana ihtiyacı yok, benim ona ihtiyacım var. Ata, at bana ancak kol kanat gerebilir gibi bir fikir vardı benim kafamda. Mesela atla yaşarken bunun tamamen asılsız bir şey olduğunu anladım. At böyle bir ceylan gibi ürkek, bir kelebek gibi hemen kaçmaya programlı bir canlı. Dolayısıyla benim ata cesaret vermem, benim atı kollamam, benden 100, ben mesela diyelim ki 50-60 kiloysam o 700 kilo. Fakat benim atı gözetmem gerekebiliyor. Sonra atı ben gözetirken o yanlışlıkla hiç istemeden benim ayağıma basabiliyor. Yani bir ayağı kırabilir, işte yanlışlıkla çarptı mı bayağı büyük yaralanmalara yol açabilir. Yani bunları niye anlatıyorum? Varsayımlarımızla aslında yaşadıklarımızın ne kadar birbirine ters olduğunu ve sonra nasıl bunlarla başa çıkmanın yollarının kalbimizden geldiğini, içimizden geldiğini. Çünkü her deneyime hazırlıklı olamıyoruz. Eminim atla yaşayan bir sürü arkadaşımız da bu çok kocaman, çok güçlü görünen ama aynı zamanda da böyle pır pır bir yüreği olan bu canlıyla bağ kurmanın aslında şaşırtıcı yönlerini muhakkak biliyordur. Aslan'ın da belki böyle deneyimleri var. Yani varsayımlarımız her zaman doğru çıkmıyor. Yani bizim işte yeni... Merda'cığım, arkadan bir ses geliyor. Böyle bir tıngırtı tıkırtı bir şey geliyor. Onu söylemek istedim. Yonca'cığım, bulaşıkları yıkıyorsun ama biz... Dur kapıyı kapatayım. Bulaşık sesi geliyor. Evet, arkada bir bulaşık sesi. Şimdi kapıyı kapatıyoruz bakalım. Tamam, sağ ol Dilek. Biz tabii duyuyoruz ama ne kadarı size aksediyor onu bilemediğimiz için kusura bakmayın. Evet. Tamam. Yani bize şimdi yeni bu iki tane at geldi. Öncesinde bir tane vardı zaten. İşte ne düşünüyorsun? Aşağıda bir padok var, bir alan, koşabilecekleri, işte otlayabilecekleri bir alan var, çitle çevrili. Hani oraya koyduk onları. Tamam, çok güzel. Kapısını da kapadık falan. İki dakika sonra çat bir ses, hemen dık 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 koşarak yukarıdalar falan. Yani bir türlü o kapıyı sürekli, yani ne koysam üstüne kırıyorlar, ediyorlar falan. Hiç beklemediğin şeyler yapıyorlar yani. Evet, evet. Biz de böyle mesela 9 saat falan bir yerden bir yere doğru yolda fırlayıp koşan atlarımızın peşinde gece karanlıklarına kadar onları aramaklar dahil bir sürü sürprizler yaşadık. Fakat bütün hepsinin özeti, yani bunca yıldır bu deneyimler biriktikten sonra da insana artık ne olursa altından kalkabilirim türünden bir duygu geliyor. Yani insanı hani öldüremeyen şey seni güçlendirir derler ya, atla yaşamak aslında bir çeşit öyle etki yapıyor. Ben daha çok anılar var, bir sürü hikayelerimiz var ama permakültürle bağlantılı bir topluluk olduğu için bu. İlk zamanlarda bir araştırma yapmıştım. Ondan bahsetmek istiyorum. Permakültürcüler ata nasıl bakıyorlar diye. Şimdi orada derin bir ayrım gördüm. İki grup insanla karşılaştım forumlarda. Son zamanlarda pek bakmadım, itiraf edeyim. Belki değişiklikler olmuştur ama şunu söyleyebilirim. Bir, at permakültürde zor bir canlı. Yani inek, koyun, keçi, başka çiftlik hayvanlarının aksine mesela otları köküyle söken bir yeme tarzı var. Dolayısıyla araziyi oldukça hırpalayan bir canlı. Bizim bir de tabii çok küçük bir alan ayaklarının her biri ve mesela 800 kilo, bir ton ağırlığını düşünün, dört ayağa bölün. O zaman her bir ayak böyle zımba gibi 250 kiloyla tepiştiği zaman aslında dediği gibi toprağı sıkıştıran, özellikle kirli bir alandaysanız ki İstanbul'da öyle bir deneyimimiz de oldu. Orada bir çamur deryasına bizi hapseden iki atımız vardı mesela. Yani kırsal deneyimimiz İstanbul'da böyle başlamıştı. Geldiğimiz yer çok olumlu bu açıdan. Kumlu bir toprağımız var. Zaten Mahir kumlu toprağı görünce bayılıp hemen atlar için çok uygun olduğunu söylemişti.
kumlu toprakta o balçık deryası deneyimini yaşamadık çok şükür. Fakat yine de başka hayvanlar yüzeyden yerken atların köküyle sökmesi, bulundukları yerde bir yeşil örtüyü pek barındırmamaları, İngiltere'de değilseniz veyahut da çok yağışlı, nemli bir yer değilse bunlar gerçek. Permakültürcüler tabii şöyle bakıyorlar sizlerin de bildiği gibi. Yani bir yandan döngüleri gözetmek lazım. Bir yandan da insanı da desteklemesi lazım sistemin. Yani sadece bitkiler, sadece hayvanlar için değil. İnsanı da ekonomik olarak da destekleyen bir etkinlik olmalı. Dediği gibi aslında bu işte bağlamda sonuçta permakültürcülerin at sahibi olanları, atla yaşamayı seçenleri şunu söylüyorlar. Mutluluk en önemli bileşendir. Yani insan mutlu olduğu zaman en üretkendir, en verimlidir. Bütün yaptığı her şeyin güzelleşmesine bu destek verir, enerji. Dolayısıyla at insanı mutlu ettiği için ve biz atları çok sevdiğimiz için, atsız bir hayatta düşünemediğimiz için bizim permakültürümüzde at da var diyorlar. Ama onun dışında tabii zorlukları olan bir şey. Onu söyleyeyim ama gübresi mesela şahane. Bence madem hani permakültür, o zaman traktörü de bırakıp araçları da bırakıp falan, at arabasıyla işte sabanla falan, bence o işe girmelisiniz yani. Siz permakültürcüler olarak. Evet evet. Yani evet. Permakültürlerin tamamı, permakültürcülerin tamamı, Mahir'e hep anlatmaya çalıştım bunu ilk yıllarda. Yani permakültürcüler plastik de kullanır, otomobil lastiği de kullanır, PVC boru da kullanır. Aslında onlar tam anlamıyla böyle çok ekolojik yaşamayı ön plana koymuyorlar. Elinde ne varsa onunla çalışıyorlar. En azından benim gördüklerim. Ama hakikaten atın gübresi çok çok değerli bir katkı. Atın insana verdiği ve insanla paylaştığı şeyler bütüne çok hayırlı. Onun dışında Mahir de bir şeyler söyleyecek galiba. Evet. Şimdi önce bir konuşma lisanımıza yer etmiş olan yanlış bir uygulama ama zaman içinde Galata meşhur olmuş olan bir uygulama. At murattır kelimesinden başlamak istiyorum. Yıllar yılı at murattır dedik durduk. Ben de dedim, duydum da çok. Bu yanında gördüğünüz güzel genç kız düzeltti bunu. Galiba okulda okuduğu din dersinden öğrendikleriyle. Mahir dedi ya, bu murat kelimesi mirat olmasın sakın. Çünkü bütün günlük konuşmalarımızda, bütün günlük pratiklerimizde ben ahbaplarıma, yanındaki insanlara çok bol miktarda atımız bizim aynamızdır diyorum. Emirat'ta ayna demek malum eski Türkçe'de, eski lisanlı. Hakikaten at ve at ile etrafında yapmaya çalıştıklarımız, tasavvurlarımız, hayallerimiz, yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız o manada bize çok mühim bir ayna tutuyor. Fakat problem de bu. Şehir hayatında, normal koşturmalı bir hayatta kendimize bu kadar çok yakından bakmamız olmuyordu normalde. Ama ormanın kenarına taşındığımızda, başka kimse olmayıp, işte bu kadından bu adam tek başımıza yolun ortasından uzak bir yerde baş başa kaldığımızda, bu defa hani içe bakım, introspeksiyon, fikirlerin tahlili, hislerin tahlili ve ayna çok daha önem kazandı. Yani ben yıllar yılı aynaya hiç bakmadan yaşadım, gittim işte kravatımı bağladım, tıraşımı oldum, işime gittim geldim ama ayna yoktu hayatımda. Şimdi daha boş kaldığımızda, daha tabiata döndüğümüz kadarına döndüğümüzde o ayna ile bir temas başlıyor ki ben kendi baktığım yerden garip bir adam görüyorum yani. Ama garip bir kadın da görüyorum. Yani bizim benzerliklerimizin çok fazla olmasına beraber birbirine hiç benzemeyen hususiyetlerimiz de ortaya çıktı. Ve bunu söylemekte bir his yok. Siyasi olaraktan, ideolojik olaraktan, meselelere bakma ve yaklaşım olaraktan neredeyse taban tabana zıt bir durumda karşılaştık ki atlar bunu mükemmel yaptılar. Melda özgürlüklerden yana, atların serbest olmasından yana, işte şurada atlar koşuştursun diye
fantaziler üretirken o atların komşuların topraklarına girmemesi mesuliyetinde, onları kapatmak ve zapt etmek mecburiyetinde, onları bir padoğa koymak mecburiyetinde, o padoğun sağlam olması mecburiyetinde olan ben, bir an için ulan aynı yastığa baş koyduğum hayat arkadaşımın bu kadar temel bir konuda benim tam zıttım şeyleri nasıl olup da düşünebilmek hatasına düştüğünden rahatsız olmaya başladım. Ama çünkü bugün olsaydı. Bunun sebebi de şu. Çünkü o hayvanları gerektiği kadar zapt edemiyordum. O hayatı gerektiği kadar tutamıyordum. Her an atların kaçma riskinden yaşarken aynı yastığa baş koyduğun ahbabının, arkadaşının, eşinin sana ey özgürlük falan diye laflar söylemesinde yani o yastığı alıp kafasına geçirmek geliyordu. Çünkü evet at harika bir hayvan falan ama adamın canına da okuyor. Yani evet, Melda'nın evet. bahsettiği 9 saat kaçan bir atı kovaladıktan sonra biri bana özgürlük dediği zaman çekip vuracak hale geliyor. Yani özgürlük, özgürlük. Allah'tan o günkü özgürlükte bir tarlaya girmediler. Allah'tan civardaki köylülerden bir sıkıntı olmadı. Bütün tanıdık komşu muhtarlara sordum. Abi bir dert var mı? Bir sıkıntı var mı? Çünkü orada oturanların bir kısmı bilirler. Köylük ortamlar, köy hayatı da idealize ettiğimiz gibi idilik, aydılık, işte böyle pastoral bir cennet falan değil. Yanlışlar çok sert cevap alıyor. Çok miktarda hayvan vuruluyor. Çok miktarda sertlik yapılabiliyor. Dolayısıyla da hani bir taraftan kontrol etmek, muhafaza etmek ve onunla uğraşmaya çalışırken öbür taraftan felsefi düzeyde dahi bile olsa özgürlük vurguları, hani bir an için bundan 3 sene önce, 2 sene kadar önce bana sorsaydınız en seni kudurtan kelime nedir deseniz özgürlük der. Şimdi özgürlük uğruna ne güneşler batıyor ya Rabbi. Az da ayrılıyorduk yani bu kadar net. Evet, hemen. Evet. Yani şu anda ama şöyle diyeyim ortayı bulmaya geldi. Yani 7 yıl sonra kocaman ağaçların altında nefis bir padoğumuz oldu. Evet, yani hemen. O talepleri devam ettirdim ben vazgeçmeden bütün yaşadığımız sıkıntılara rağmen. Ve o zaman da atların şu andaki küçük padoğunun yerine çok da büyülü bir süreçte böyle birdenbire hop diye güzel bir dev padok sahibi olduk ormanların içinde. Şimdi biraz size görüntüler gösterelim. Evet. Melda beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Ben de tam bu özgürlük başlığı altında birkaç şey eklemek istiyorum. Eğer izin verirseniz. Aynı istanç bende de vardı. İlk atım geldikten sonra çok kısa bir süre sonra ben de bu özgürlük sevdasına bir tutuldum. Ve ilk fırsatta onu köyün içinde salmaya başladım. Ama ben onun alanını genişlettikçe o kendi alanını daha da genişletmeye başladı. Yani çok rahat bir şekilde yedekte yürütebildiğim bir atı kendim onu özgür bırakmak adına asla birlikte yürüyemediğim, yedekte götüremediğim ve hiç sırrımı dinletemediğim bir hayvan haline geldi. Yani orta yolda gerçekten ben her zaman öyle hissediyorum. Ben çok yaşadığım işte 13 aylarla sonra yaşıyorum. Ama evet öyle güzel bir orta yolu var ki bunun. Sonra ben de artık bir yerlere kapatmaya başladım. Ve bütün köyü kapatmaya çalışırken buldum kendimi. Ve bütün dünyayı kapatamayacağımı anladıktan sonra 3,5 dönüm içinde kalmaya karar verdik. Yani bu istek gerçekten büyüdükçe büyüyen ama sonra seni cendere içine alan bir şey. O dediğin gibi o denge çok önemli bir şey hakikaten. Evet ben şey ekleyeyim. Teknik bir olarak barınabilmesi ve beslenebilmesi ben konuşuyor musun hala? Ben seni duyamıyorum. Ben de çok kesik duyuyorum. Konuşmuyorum, dinliyorum şu an. Evet,
Tamam. Galiba bana... şey söylemek istedim. 7 ila 10 dönüm bir tek at için. O da İngiltere gibi bir yerde, sürekli yağış alan ve yeşil olan bir yerde bir atın yayılabileceği alanmış. Yani atın dediğim, demin anlattığım şekilde doğayla olan bağlantısı, hani sürekli yürüyerek ve yer değiştirerek olduğunda sıkıntı yok. Ama burada artık şehirleşmiş, işte her tarafta köylülerin ekini olan, yani ve bizim buralarda köylerde serbest atları öldürüyorlar tarlasına zarar verdiğinde. Sonuçta hayati tehlike olduğu için, biz de 7 dönüm 10 dönüm bir ata veremediğimiz için bizim atlarımız da biraz daha kısıtlı. Ama demek istediğim, Mahir'in anlattığı açılım, yani kendisinin şehirdeki atçılığıyla kırdaki atçılığının önce çok böyle hissedip kendini kapattığı, nalbant bile düzgün bulamadığımız, yani köy atlarını çakan nalbant bulabiliyorduk ama şehirden gelen büyük atlar için büyük nala ve açık nal, yani ortası açık bildiğimiz şu U şeklindeki nalı bile bulamıyorduk olduğumuz yerde. Bütün bu süreçlerden Mahir de daha genişleyerek çıktı. Bence olumlu tarafı bu. Sonra şu anda da dediğim gibi çok daha kocaman, nefis ağaçların altında bir padoğumuz oldu. Yani istemeye devam etmemiz lazım özgürlüğü. Şimdi benim yaşadığımı düşündüğüm sıkıntı şuydu. Batı kaynaklarında bol miktarda atla alakalı malumat, tavsiye ve reçete sunuluyor. Bunu sunan insanların, bunu bizlere paylaşan insanların çok sağlam bir atçılığı var. Çok sağlam bir ananeleri var. Ve onun üzerinde, hani bir tema üzerinde varyasyon yapar gibi yapılabiliyor, devam ediyor. Belki permakültür buna uygundur, bilmiyorum. Çünkü o da hani Batı kaynaklı ve bugün ancak eski bilgilerden süzülerekten kullanılan bazı tavsiyeler. Fakat bunun yapıyla intibak etmiş olması gerekiyor. Batı yapıya imtizaç edip onunla uyuşması gerekiyor. Sıkıntım şuydu. Daha bir atın mesuliyetini layıkınla elinde tutamayan bir insanın kalkıp mesela ağzına kantarma koymak günahtır, ayağına nal çakmak uygun değildir gibi benim baktığım yerden nevzuhur fikirlere, nevzuhur, yeni çıkma modalara, bir modayı takip edercesine ve ama arkasını zinhar dolduracak birikim olmayaraktan sadece talep ve fantezi düzeyinde bir ideolojik adeta bir yaklaşımdan, işte o burunlar titreyerekten falan bir özgürlük kelimesi gerçekçi gelmedi bana. Bizim eşimle benim, Ermelda ile benim ayrıştığımız nokta, çok önemsiyorum bunu. Ayrıştığımız nokta, birinin düşünceler, tasavvurlar üzerinde yoğunlaşmayı tercih ederken ötekinin, ya şu götümüzü kurtaralım, yani şu kaldığımız yerdekini önce bir sağlama bağlayalım ki, orada Melda çok güzel söyledi, bol sayıda köpek, bol sayıda at, iki tane insan ve bu bir mesuliyet. Yani bizim böyle bir lüksümüz yoktu. 200 tane atımız nasılıktan dolayı ölebilir. 400 tane atımız serbestlik esnasında telef olabilir. 700 tane köpeğimizi gömeriz, yerine 800 tane daha alırız. Yani bu ferahlıkta olmadığın zaman zaten atla alakalı aynada gördüğümüz en önemli şey bence arzu ettiğimiz kadar iyi olamadığımız gibi belki bazı zamanlarda arzu ettiğimiz kadar kötü de olamıyoruz. Yani benim büyük sıkıntım hani elimde bir sopa, bir zecri tedbirler falan adamı gibi olmakla beraber onu da yeteri kadar yapamamak. Yani bir sopayla meseleyi halletmeyi tercih ediyorsan şayet onu da doğru düz yapamıyorsun. Bu bir sıkıntı. Sevgiyle de yapamıyorsun, sopayla da yapamıyorsun. Ve orada benim mesela uzaktan İstanbul'daki eski hocalarıma dönmek, onlarla telefon konferansları yapmak ihtiyacım belli oldu. Bu çok belirleyici bir şeydi. Yani kategorik olarak ben padoğa karşı değilim ama bulunduğumuz yerdeki metrekareye uygun bir padoğumuz var. Ama mesela şundan da
bir şikayet olaraktan bahsetmek istiyorum. İçinde canlı atların tepiştiği, koşuştuğu bir padoğun yemyeşil bir golf sahası gibi muhafaza edilmesi mümkün değil. Yani o padoktaki aşınma, o padok toprağındaki kıraçlaşma, bitkisizleşme dönüp bunun bana faturasında çıkmaması lazım. Hani işte zapt ettiğin, hareketine mani olduğun atlar bir de doğayı bozuyor falan tarzında yaklaşımlar da duyduğunda insan mutlu olmuyordu. Dolayısıyla biz aslında Melda 50 yaşından sonra, ben ondan biraz daha büyüküm, daha da büyük yaşımdan sonra aslında el alemin torun kucağına aldığı zamanlarda biz buraya meylettik. Dolayısıyla hani belki daha sakin, daha konuşmayla geçebilecek bir hayattan, işte su taşımaktan, bir şeyi kesmekten, odunu ayarlamaktan, atları idare etmekten, yani fiziken çok yorulduğun zaman akıl melekelerinden, akli şekillerde bir medeni tartışma, bir hani işte bu böyle olsa da şöyle olsa gibi akıl yürütmelerden yeteri kadar hani katılamadığım zamanları söylüyorum. Şikayet diye değil, tespit diye. Önce nizamı kurmak, sonra o nizamı gevşetebildiğin kadar gevşetmek gerçek yaklaşım. Öbür türlü çünkü saldım çayıra, ondan sonra da uğraş dur şeklinde. Bir şey soracağım. Bir görüntü açtık. Gözüküyor mu herkeste? Görünüyor. Tamam, güzel. O zaman o beyaz kim? Beyaz at Kınalı oluyor. Yanındaki beyaz insan, yani beyaz diyemeyeceğimiz kirli insan, kirli insan Mahir oluyor. Evet. Bu ben ve... Tasarruf tedbirleri. Bir ata iki kişi bildiriyor. Evet. Çünkü paramız sınırlı. Bu çünkü dereden geçiyorduk o gün. Dereden geçerken işte benim ayakkabım da şey. Atın ayakları gözükmüyor mu? Ne oluyor? Oldu dede. Olsun. Bu da bir amcamız. Bizim buradaki bir köyden. Biraz evet uzunca konuştuk. Görüntüleri evet. Paylaşalım istedik sizinle. Burada biz geldiğimizde yani 7 yıl önce daha çok hayatın içinde at vardı. Bu 7 yıl içinde bile azaldı. Yani yaşlanan kişiler atlarını artık kullanmaz oldular. Bir fotoğraf görebilirsiniz bir süre sonra. Burada bizim padok. Bu ilk padok bizim mutfak penceremizden görünen atlarımızın ikisi. Uçar ve Mayıs. Yani bununla alakalı üstündeki kirliliği görüyorsunuz. Atı olanlar bunu çok iyi bilirler. Yani bu hayvanın sülalesinde muhtemelen manda falan var. Yani çamura yatmak tabiri var. Yani çok işte, seviyor. Bu heriflerde manda kanı var tahmin ediyorum. Evet. Bu da Emin isimli Tay. Evet. Arkasında da annesi. Evet. Bizim burada doğan tek atımız. Emin şimdi 16 aylık falan galiba. İtiraf evet. ediyorum burada. Ama bu hali hiç kalmadı. Şimdi simsiyah. İtiraf evet. ediyorum. Burada ben yıllar yılı Tay üretimine karşıydım. Buna hazır olmadığımı düşünüyordum. Ve bir sıfırdan başlayacak olan genç bir atın mesuliyetinden korkuyordum. Bu da bize Allah'ın lütfudur. Evet. Artık ceza mıdır, lütuf mu bilmiyorum. Haberimiz olmadan kızımızın karnında meğerse gelmiş. Kendi halinde çıktı ortaya. Yani benim 60 yaşından sonra dede olduğum bir sahnedir. Evet. Çok korkuyordum. Aygırdan da çok korkarım. Yani aygırın bakımından da çok korkuyorum. Bu bir aygır olacak. Bunun topları var. Bu bir erkek. İşte böyle yani hayat bunlarla senin test etmeye devam ediyor. Evet. Hayat konfor alanımızın dışında evet. başlar diye bir söz var. Tercüme oldu biraz ama. Evet. Yani dolayısıyla o da doğru. Biz hazır değiliz zannediyoruz ama hayat bize uygun görüyor ve hazırlanmadan içine düşüveriyoruz. Devam edelim. Bu da işte Ferhat'la Ömer. Bir gün atlarıyla bize gel, yani mahirlere gelmişlerdi. Onları evet, burada atlı bir topluluk oluşmaya başladı. Mahir'in hayali bu. Ve bu atlar da artık ailenin bir parçası. Evet. Bu da bizimki karda yuvarlanırken. Geçen kış.
Bu işte bahsettikleri yeni padok. Evet, yeni padokumuz burada işte. Yani ben o kadar çok istedim ki en sonunda oğlu verdi. Şimdi bu padokla alakalı iki kelime söylememe izin verin. Padok alanımız başından beri vardı. Beni korkak ve hareketsiz kılan padoğun neyle çevrileceğiydi. Yani o çit konusunda hakim fikir elektrikli çitti. Elektrik çünkü hafif ve hareketli falan. Fakat nedense bir çeşit elektrikli de bahsetmedi. Orada bir sorunlar vardı, başka sorunlar vardı. Bu gördüğünüz piyasadan satın alacağınız parmak kalınlığında en adisinden ip. Ağaçtan ağaca bağladık. Orada gördüğünüz dikmeler tamamen boş. Ve inandığım akçılık sistemindeki benzetmeyi kullanaraktan bu bir ilişki gibidir. Devam ettiği müddetçe keyifli ve hayırlı olsun derim. Eğer ayrılmak gerektiğinde çabuk ayrılması daha hayırlıdır noktasında. Atlar bizim bu çitimizden istedikleri gibi çıkıyorlar. En azından bir iki tanesi şey gibi çıkıyor. Yani böyle her yerinden çıkabiliyor. Bu da iyi. Çünkü sürtüşme olmuyor, friksiyon olmuyor. Atlar kaçtığı zaman ben sinirlenmiyorum. Çok önemli bu. Çünkü şu var. 7 senelik birikim var. Buradan kaçan at eve geliyor. Buradan kaçan at arazide kalıyor. Yani bunun... Evet, basıp gidenler artık gitmiyor. Yani ama bunun da bir bedeli var. Yani buna bir zaman bedeli verdik biz. Bizim atlarımızın, şimdi büyük konuşmayalım, her türlü felaket olabilir. Ama büyük ihtimalle artık daha rahat ettik. Ama bu rahatlığı inanın çok meşakkatle hak ettik. Yani kaçmak ve yakalamak. Evet, devam. Devam. Şimdi bu da ben hani Mahir hocamızın at üstünde bir resmi olsun istedim. O ben mi? O sensin, evet. O sensin ama biraz küçük görünüyor. Onu kafanıza büyütün. Evet. Bu da kınalının yani beyaz atın üstündeki ben. Öndeki Melda. Onun önündeki bir misafir. Onun önündeki Mahir. Bir araziye çıkmıştık geçenlerde. Biraz olaylı bir gündü ama güzel bir fotoğraf oldu yani. Bu bir tane de nalbant fotoğrafı olsun dedim. Kışın. Buz gibi havada. Nalbantımızın da pek uzaklardan geldiğini söylemek durumundayız. Çünkü köy atları minikler. İlk zamanlarda bizim büyük atlardan buradaki nalbantlar ürktüler. İşte 10 kişiyi toplayalım, yere yıkalım, öyle yapalım gibi bir takım öneriler gelince biz o işten vazgeçtik. Ve şimdi burada daha çok atlı arkadaşımız olduğu için de hep beraber daha uzaktan bir nalbant ahbabımızı davet edebiliyoruz şimdi. Yani bu sinerjiyle olunca daha güzel oluyor atlı hayat. Onu demek istiyorum. Bu da boktan bahsederken. Evet, evet. Bu işte at gübremiz. Aslında köpeklerin bir tanesi yarım çıkmış. Arkada bir tane atımız gözüküyor. Burada doğan bir sürü köpeğimiz var. Onlardan üçü var bu fotoğrafta. Sağ alt köşede bir de kedi vardı. O görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi normalde en başta biz sürekli saman alıyorduk. Ve ahırlarımıza saman yayıyorduk. Daha sonra şimdi yatak olarak. Şimdi bir yardımcımız da oldu 2 senedir. 5 seneden sonra. Ahırdaki ezilmiş gübreleri dışarı alıp kurutarak tekrar altlarına yayabiliyoruz. Bu Mahir'in de bildiği ama daha önce uygulamadığı. Ses gelmiyor. Yosun tane tane bir daha dene istersen konuşmayayım. Yosun Hanım çete yazabilir misiniz? Oradan ben aktarayım. Değil mi? Demek geçen gün benim federasyon katılamamamla internetsizlikten oldu. Biz ata meraksız mıyız yani? Hayırsız şimdi. Ama babanın devam işi dolayısıyla. Melda devam edelim istersen. Tamam. Evet. Yani şimdi burada bugün çekildi bu fotoğraf. Çok ağır yağış oldu bizde düne kadar. Ve artık gübreleri kurutmak için yerimiz kalmadığı için avlumuza yaydık ve orada kuruyor. Bizim köpeklerimiz de zaten at gübresinin içinde doğdukları için neredeyse çok mutlu bir şekilde onun üstündeler bu fotoğrafta. Yani boktan bir hayatın içinde olduğumuz söylenebilir.
Aynen. Evet. Samanı hazır alıyorduk demiştin. Sonrasında ne değişti? Başta saman alıyorduk. Samanı kullanıyorduk. Şimdi ise talaşla yapılıyor aynı iş. Marangozların istemediği bir mal o talaş. Yani marangozda sürekli biriken bir şey. Hem iri yonga olanlar hem de toz talaşlar. Onlardan kurtulmak istiyor buradaki marangozlar. Biz onları alıyoruz çuval çuval ve atların altına onu serip sonra da işte boklarla beraber dışarı alıp kuruttuktan sonra tekrar içeri yatak olarak atlara serilebiliyor. Yani bir döngü orada da oluştu. Yani çok fazla parayla saman alıp atların altına koyduğumuz bir dönemden sonra şimdi bu uygulamaya geçtik. Evet. Bu da Tay'ın doğumundan yani galiba bir haftalıkken bu Emin Efendi. Annesine su içiriyor orada Mahir. O zamanlar eşek rengiydi. Şimdi simsiyah oldu. Şimdi bu hali işte. Tay şu anda bu halde. Üstüne eğer gibi bir şey denedik. Güzel karşıladı. Başlıkla denedik kantarma. Bayağı iyiydi. Evet ama 3,5-4 yaşından önce binilmeyecek. Yani hayvanın gelişmesi şimdi için. At yarışlarına gitti hemen aklım. Yani 1,5 yaşında at yarışında koşturup 4 yaşında hurda olarak dışarı çıkaran bir endüstriden bahsediyoruz. Burada ise atın daha 3,5 boyunca gelişmesi gerekiyor. Bir insanın üstüne binmesinden önce. Melda Hanım sesin geliyor mu acaba? Evet. Ben sormak istediğim şeyler var ama mikrofonla çok sağlıklı konuşamıyorum. Burası da kırsal olduğu için pek çekmiyor. Ama chat de kapalı zannımca. Açma şansımız var mı acaba? Onu chat hanımdan rica edeceğiz. Chat açık. Sanıyorum üzerine tıklarsanız girebileceksiniz. Siz göremiyor olabilirsiniz. Chat'in üstüne tıklarsanız girebileceksiniz. Evet. Açık bir problem. Yani İngilizce bilgim de yok ama içine tıkladıktan sonra altta chat disabled gibi bir şey yazıyor. Yazamıyorum yani. Buradan da sorayım. Chat açık. Şu anda açık. Ben şimdi size oradan bir yazarım. Görürsünüz. Tamam. Diğer taraftan da soruları en son alabilirsek, merdaları kesmezsek çok daha güzel olur. Süper. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca ses de güzel geldi. Gene sesli de olabilir sorular sonra. Evet. Bunu geçelim o zaman. Ha, bu da yarısı çıkmış galiba. Kadillak ve ben. Yani atın ne kadar kocaman olduğunu gösterebiliyoruz evet, burada. Evet. Kocaman. Ha, bu hali işte yarı var. Burası Mahirlerin orasıydı. Bu da Moğolistan Ovası. Hayır değil. Bizim baraj. Baraj alanı evet kuruyor yazın. Şimdi burada bir köy atımızı görüyorsunuz. Aslında şehirden 3 atla gelmiştik biz. Aslıların gelen atı da büyük atlardan. Yani Avrupa atları aslında bunlar. Fakat bize gelen ziyaretçiler her ne hikmetse bunlar yarış atı mı, İngiliz mi, Arap mı dışında bir soru sormuyorlar. Yani bu da çok dikkatimi çekiyor. Türkiye'de yarış dışında veyahut da müsabaka dışında bir at deneyimi yokmuş gibi davranıyor insanlar. Hayır bunlar yarış atı değil, binek atı. İşte bunlar da İngiliz ya da Arap değil dediğimiz zaman da hani Allah Allah filan diye soracak başka soru kalmıyor. Evet, evet. Çünkü dedelerimiz kahraman atçılardı. Orta Asya'dan at sırtında gelmiştik falan gibi klişeler var ama maalesef orası tamamen karanlık bir alan olmuş. Bu resimde Aslı'nın bindiği atın adı Elma. Kızıl Elma köyünden geliyor ve bize ilk geldiği zamanın fotoğrafı yok şu anda yanımızda ama minnacık bir şeydi. Şimdi çok sağlam, sağlıklı ve cadaloz. Çok cadaloz bir atımız. Hem de. Bu da dişçi Semih. Veteriner arkadaşımız. Yılda aslında bir defa geliyordu. Bu sene gelemedi. Atların dişleri törpüleniyor yılda bir defa. Çünkü doğadaki atlar hani yem yemedikleri için onların dişleri daha hani aslında bakımsız olabiliyor. Yani daha kolay kendileri hallediyorlar. Ama bizim atlar tane yem yediği için bir süre sonra dişler sivriliyor falan. Şey oluyor yani. Şimdi burada bir şey söylemem iyi olur diye düşünüyorum. Bizim günlük lisanımızda ve hayalimizde doğa böyle muhteşem, harika bir yer. Doğadaki atların diş bakımı olmadığı için
neler çektiğini bilmiyoruz. Doğadaki atların kaç sene yaşadığını bilmiyoruz. Doğadaki atların nasıl öldüğünü de bilmiyoruz. Çünkü onu ötekiler yiyor, çakallar. Ama fantezi dünyamızda ve öğrenilmiş bilgilerimizde bir güzelleme konusu olaraktan doğa teması kullanılıyor. Atların doğadaki hallerinin, mesela diş üzerinden konuşursak, yem yemiyor ama dişinin sorunlu uzaması durumunda ağzını açamayacak durumda da olma ihtimalini hiç düşünmüyoruz. Çünkü doğa bizim için, hani orada bir köy var uzakta, gitmesek de bilmesek de orası güzel bir köy. Değil kardeşim. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Devam. Tabii buradan doğada işler yanlış oluyor anlamı çıkmasın. Evet, orada da doğal seleksiyon gibi bir şey var. Doğada doğal seleksiyon, aslında dediği gibi o var. Yani en sağlıklı olanın yaşamaya devam ettiği, zayıf veyahut da işte yaşlı olanın da doğal döngü içinde başka hayvanlara yem olduğu bir düzen var. Bunun hiçbir tarafında bir sıkıntı yok. Fakat atın ve köpeğin bir başka hayvan haline dönüştüğü, insanla binlerce yıldır birlikte evrildiği, vahşi at örneklerinin 60'lı yılların sonunda galiba en son ortadan kalktığı, bugün bile artık hani doğaya kaçmış atların üreyerek çoğaldığı yerler olabilir ama onları da maalesef Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da zararlı olarak tespit edip devletlerin imha ettiği. Helikopterle aşağıda. Evet, yani çok değişik yöntemler var. Hani pek girmeyelim, canımızı sıkmayalım. Ve de yılkı atı denilen şeyin de aslında vahşi at olmadığını ve onların doğada beslenip sahibine yük olmaktan çıkarılmış, daha sonra da içinden seçilip alınıp kullanılan, alınıp satılan, eğitilen vesaire bir sürünün parçası olduğunu ben işte Mahir'le yaşarken öğrendiğim için söylüyorum. Şimdi veteriner konusuna gelince, bizim bulunduğumuz yerde kedi köpek veterineri bile yok aslında. Yani en yakın, en güvenilir veteriner 40 kilometre ötede. Büyük şehir için sıkıntı değil bu ama bizim olduğumuz yer için bayağı uzak. Bizim ilk 5 yılımızda hiçbir veteriner ihtiyacımız olmadı atlar için. Çok şükür. Çünkü koruyucu sağlık ön planda oldu. Etkin mikroorganizmalar diye bir şey var. EM diye kısaltılan. Merak edilirse internette bulunabilir. Şimdi kullanmıyoruz ama sirkeli su. Her öğünlerine sıkıyoruz. Elma sirkeli. Çok sık yemek veriyoruz. Onlara doğada her dakika hani otlayan hayvan olduğu için midesi asla boş kalmıyor. Onun dışında sarımsak veriyoruz kışları. Antibiyotik olsun, kas yapsın, kan yapsın, güçlü olsunlar diye. Ve de mümkün olan bazı insanların tüylerini diken diken eden ama bu toplulukta eminim daha hoş görecek olan homeopatiyi de atlar için ben kullanıyorum. Köpekler için ve kendimiz için de. Belki Aslı'nın da bu konuda deneyimleri vardır. Sağlık korumak, bir veterineri ta uzaklardan senede bir kere hani getirebilmenin dışında bizde pek ilaç ve gündelik hayatta veteriner yok, onu söyleyeyim. Evet, ayrıca şeyi de söylemek gerekiyor. Şimdi Mahir'in bir seyisi oldu. Adadan eski bir seyis ya da faytoncuymuş işte. Ve adamın müthiş bir bilgisi var. Müthiş bir böyle koca karı ilaçlarını o kadar iyi biliyor ki böyle hiç aklına gelmeyecek şeyler, böyle yaranın içine şeker sokmalar, işte hani korkunç gelebilir belki ama bir şekilde hayvana iyi geliyor. O sulandırıyor yarayı, akıtıyor, iltihabını akıtıyor falan. Bir sürü şey öğrendik yani biz ondan. Evet, fakat şöyleydi. İlk geldiğinde bu arkadaşımız bize yardımcı, ilaç konuşmaya başladı. Ve o ezber, biz bunu istemiyoruz mesajını net bir şekilde aldıktan sonra hemen eski bilgilerinin ortaya çıktığı, bir hazine sandığının açıldığı bir an oldu. İşte Aslı'nın söz ettiği şey o aslında. Daha bir sürü örnek verebilirsin aslında. Evet evet. Yani mesela bir omuzu sakatlanmıştı. Bu gördüğünüz atın aslında. Ona işte nişasta, yumurta, kırmızı biber falan karıştırdı böyle. Beraber böyle sürdük. Hani bu birkaç tane atı daha olmuştu. Tereyağı. Böyle tuzsuz tereyağı ya da tuzlu muydu? Hangisi tuzsuz? Ben yazıyorum bunları da. Adam
hakikaten çok çok iyi. O olmasa bilmiyorum ne yapardık yani. Evet, çok evet. Bayağı devam öğreniyoruz. Edelim, şimdi devam edelim. Ha, burada yine kafamızın bir kısmı çıkmamış. Uçar ve Mayıs bir arkadaşla biniyoruz. Bu da gene bir arazi fotoğrafı. En arkadaki bir misafir. Siyah hattaki, Leyla'daki Mahir. Öndeki de benim. Bu da derede. Mayıs. Orada arkada Melda, Leyla ve ben. Burada da düşünen bir Mahir. Ne düşünüyor acaba? Evet evet. Şimdi en başta İstanbul'da ilk defa önce uçar vardı. Sonra Mayıs geldi. 2012'nin 1 Mayıs günü. Ve uçar Mayıs'ı ölesiye kovalayıp ısırmaya çalışıyordu. Mayıs'ta ona çok tehlikeli görünen çifteler atıyordu. Neyse denk gelmediler birbirlerine. Fakat o günün sonunda öyle bir dost oldular ki şimdi yapışık kardeşler oldular. Onun resmidir bu. Evet. Bu bizim Ali Barkın. Ali Barkın. Bizim burada bize yardım eden bir arkadaşımız vardı. İşte ahır temizliği yapıyordu, ahır temizliği yapıyordu ilk geldiğimiz yıllarda. Karşında da ata biniyordu. Hayvanlara çok yakın, işte bizden bir arkadaşımız. Biliyorsunuz kızlar büyüyorlar, evleniyorlar ve çocuk yapıyorlar. Atçılığa biraz ara verdi. Şimdi bu oğlanla sağ olsun. Dünya tatlısı bir şey. Bu doğduktan birkaç zaman sonra, kısa zaman sonraydı. Şimdi tekrar geçenlerde geldiğinde bu defa hem ata binebildi hem atı lonj yapabildi. Yani biraz daha büyüdü. Ama şu anda ilk geldiği gündür bize. Benim de galiba oğlan Barkın. Benim de galiba torun yaşım geldi galiba. Evet çok yakışmışlar. Bu da asfaltı geçerken yağmurlu olacağını sanmıştık o günün. Pelerin falan o yüzden taktık falan ama olmadı tabii. Piştik o pelerinin altında ama eğlenceliydi. Evet burada Ferhat, Necati ve Aslı, Leyla ve Elma ile. Evet. Ha, dur aslında şu resme geri dönecek olursak şu tepesinde bu saçağın bir baca göreceksiniz. Bir de küçük pencere. İşte biz aslında o arkadaki kutuda yaşıyoruz. Evet. Yani o kutu arkada, önde ahırlara açılan da pencerelerimiz var. Böylece aynı çatı altında olmak ve gece boyu onların tangır tungur sesleriyle gece 1'de de ot veriyoruz atlara bu arada. Böyle bir hani sindirim sistemini boş bırakmamak adına yapılan bir ritüelimiz de o var. Ondan da söz etmiş olayım. Bir de en arkada dilini çıkarmış bir at göreceksiniz. Evet, Elma ile Aslı'nın arkasında. Şurada 2 saniye durursak içinde at olan hayatlarda ahır avlusu çok değerli bir yerdir. Yani burada yemek yenir, burada dans edilir, burada ateş yanar, burada müzik olur. Burası bir hayat yeridir. Ve güzel tarafı, bu gördüğümüz ahır kapılarının hepsi bu avluya bakaraktan bir hayatı burada beraber yaşayabiliriz. Küçücük bir anekdot. Şurada gözükmüyor. Veya da gözüküyor. Bu uçar işte. Evet. Bazen dışarı çok çıkmak istiyor. Çok kapısına vuruyor. Mesela burada yemek masasını ortaya getirmişiz. Diyelim ki şurada ateş yanıyor. Herif orada kıyamet kopartıyor. Birkaç defa tecrübeyle sabit. Bunu yaptık ve oldu. Hani vurduğu kapıyı açtığında dışarı çıkmadan içeri durmayı kabul edebiliyor. Yani mübarek hayvanın reaksiyonları, itirazları o kadar çok insan gibi ki, o kadar çok aslında benzer ve garipiz ki, o kapıyı kıran hayvanı kapı açtığın zaman burada facia yaratacak zannediyorsun. Kapıyı açıyorsun, herif içeri çekilip ben değildim o zaten, zaten çıkmayacaktım diyor. Yani mühim bir, bir şey yaparak ve bir şey yapmayarak yönetme sanatı aslında atçılık. Ve ne zaman yapacağını, ne zaman yapmayacağını da bilenlere herhalde usta diyorsun. Evet. Bu da uçarlamayız gene. Yerleri siyah olan, yani odanın duruluyoruz.
uçar, öteki de Mayıs. Bu yine o padoktan bir resim. Evet, yeni padok. Evet. Geçelim. Bu da kahraman atımız. 30, Yağmur. 30'u geçti. Yağmur Sarıat köyünden birkaç sene önce bize geldi ve 30 yaşında herkes şaşırıyor. O kadar enerjik ki ve istekli. Aslında emekli ettik onu. Daha önce köy atlarının yaptığı işleri yapıyordu. Yani bağ sürüyordu. Bizdeyken de köylü bir dostumuz onu bizden ödünç alıp kendi bağını sürüyordu. Fakat artık 30 yaşından sonra bu kadar ağır bir iş yapmasın dedik. Şimdilerde sadece böyle bebecikleri bindiriyoruz. Bu resmin güzelliği, hani atçılık diye konuşmaya önem veriyoruz ya, bu hanım kızımız, burada oturan bir arkadaşımız, o kendisi ata binmeye çalışıyor, öğreniyor. Bu da onun kızı. Ve maalesef geldiğimiz noktada atın yabancılaşması, atçılığın yabancılaşması neticesinde ancak böyle bir profesyonel hoca falan gibi birinden öğrenilecekmiş gibi zannettiğimiz bir uygulama. Halbuki herkes, herkesin hocası olabiliyor. Burada annesi kızınla çalışabiliyor. Bu bir kız çocuğun veya erkek çocuğun, bir çocuğun bağlantısının gücüne bakar mısınız? Yani İstanbul'da anneler babalar çocukları anne tesislere getiriyorlar. Onu orada bırakıyorlar. Birileri o çocuğa öğretiyor. Halbuki kendi annesi ata biniyor. Kendi annesi ata bindiğini görüyor. Kendi annesi ata bindikten sonra kendi kızına kendisi ders verebiliyor. Bu çok mühim bir şey. Yani ders derken illaki lise kimya dersi falan diye düşünmeyin. Hayat dersi gibi bir şey bu. Ve bir yakınınızın, bir referansla bağlı olduğunuz birinin sizin bindiğiniz atı tutmasının keyfi, müsaade edin şunu söyleyeyim. Saltanat devrinde bazı devlet payelerinden bir tanesi de rükübdar başıymış. Yani herkes ibrikler başını bilir de rükübdar başını az insan hatırlar diye düşünüyorum. Rükübdar başı ata bindirirken üzengiyi tutan adam. Çok mühim bu. Çok yakın. Çok çok yakın. Bu da bir aile atçılığı. Aile içinde yabancı adamdan değil. Benim bir sakalı makalı bir adamdan da değil. Kendi annenden. Annem de sakallı olamaz. Annen de sakallı olsa da işte boşver şey yapıyor. Yani bunun değeri bence hiçbir tesiste, hiçbir ata öğretilen yerde, ata binmenin öğretildiği yerde çocuğu annesine babasına vermezler devam etmesi için. Hatta vermemek üzere bir sistem vardır. Buradaki hikaye bu. Bir de arkadan böyle bir biniş yapmak da ilginç. Çünkü çocuk bunu yaparken önünde kimse yok. Yani onu tutan, onu gözeten birisi yok. Tamamen kendisi yapıyormuş gibi yapıyor. Bunu da yine atçı bir dostlarımızdan öğrendik bu tekniği. Bu da yine derede bir hipopotam. Bir şey. At, at değil artık bunlar. Deri açtılar. Atı. Attan çıktılar. Deri atı. Burada Aslı bizim avluda ata biniyor. Ben de gördüğünüz gibi gayet rahat oturduğum yerden ona ellerini böyle tut diye söylüyorum. Eğitim ya. Eğitim şart. Evet. Bu da güzel bir resim. Eğerler Aslı. Binişten sonra. Biniş sonrası. Evet. Bir şey. Bu da işte o eski padok. Yamuk padok. Şey o, üçgen. Bir de yokuş yukarı. Evet. Bu da bir biniş sonrası. Necati abimiz işte o bahsettiğimiz seyis atın terlerini siliyor. Biz de atlarız. Bu resimde mühim bir detay var. Attan inmiş olan insanların suratlarının, ağızlarının kulaklarına varmış olduğunu resmidir. At sizi eğer mutlu edecekse yaptığınız atçılık atçılıktır. Bu suratlar çok değerli. Ağlamış suratlarla çok tesisten insan gördüm ben. Evet. Doğru. Bu da ilk görüşte aşk. Büyükada'daki bir fayton atı. Çok çok güzel bir attı. O gün işte bir faytona binmiştik. Bu Mehmet Ali abimiz de işte gerçekten çok iyi bakmış atlarına da. O günden birkaç fotoğraf. Sesi duyamıyoruz Meldem.
Asla konuşuyor. Bir daha alçak sesle konuşmuş olabilirim. Bu Büyükada'da bir faytoncu abimiz o gün Mahir'le beraber gitmiştik. Ve sesiniz gitti. Aslı, Melda, Mahir. Allah Allah. Bir dakika. Bir saniye. Yani. Biz duyuyoruz. Dilek'cim sen duymuyorsun sanırım. He. Şimdi geliyor mu? Dilek'te galiba sıkıntı. Olabilir. Ben duyuyorum. Tamam. Yosun duyuyor musun? Kimler var? Ben onu duyuyorum. Aslı konuşuyorsun ama ses ulaşmıyor. Ulaşmıyor ona. Biraz yüksek bağırmayı deneyeyim. Tamam. Bunu tekrar... Yazı yazalım ona. Ya da Dilek'cim benim sesimi duyuyor musun? Beni de duymuyor. Sanıyorum Dilek'te sıkıntı var. Rica edelim. Bir chat olarak ona yazar mısın? Merhaba. Bilmiyorum. Chat bende de disabled görünüyor. Anladım. Ha, belki attı mı bizi acaba şey? Saatimiz mi? Merda beni duyuyor musunuz? Sesiniz ulaşmıyor. Duyuyoruz. Biz duyuyoruz. Dilek sen duymuyorsun. Biz duyuyoruz. Chat çalışmıyor. Chat'e yazı yazamıyoruz. Aynen. Disabled yazıyor. Evet. Ha ben o zaman tabletten ona bir şey yazayım. Sen Aslı'cığım devam et istersen gene de. Peki ben anlatmaya devam edeyim. Bir dakika dönelim. Karıştı. Bu işte Büyükada'ya gittiğimizde küçük tur yapmıştık Mahir'le beraber. Oradaki faytoncu abimizle bir fotoğraf koymak istedik. Maalesef şu anda kaldırıldı faytonlar biliyorsunuz. Tam hani kaldırılmadan önce son bir kez binmiş oldum. Ben hani ilk defa binmiştim ve çok çok keyifli bir şeymişti. Bu da gene güzel bir fayton resmi. Sen de söyleyeceklerin var. Şimdi fayton konusuna hani bu atlı hayat içinde muhakkak yer var. Hayatlarımızın içinde atın kalmaması serencamı, macerası yıllar içinde yok etti Türkiye'nin at varlığını. Almanya'da mesela 1 milyonun üstünde at olduğu biliniyor. Bunun büyük bir kısmı evlerde beslenen hobi atları. İngiltere hakeza, Fransa hakeza. Yani metrekarelerin nüfusları Türkiye'ye benzer gibi düşünülen memleketler. Yani 100 milyon civarında Alman var. İşte o kadar da Türk var gibi falan. Dolayısıyla birer milyonun üstünde at beslenen bu memleketler görüldüğünde Türkiye'mizde son sayımlarda 100 binin altında. Ve buna yarış atları da dahil. Dolayısıyla hayatımızın atsızlaştırılmasının hikayesidir bizim şahsi ömürlerimiz. Ada maalesef bununla alakalı kötü bir örnektir. Ben 2014'ten beri fayton meselesinde tarafım. Faytonların denetlenmesini, iyileştirilmesini istiyorum. Çok iyi örneklerini gördük ve biliyoruz. Demin gördüğümüz Mehmet Ali'nin baktığı at, o gördüğünüz güzel hayvan falan. Bunlar peşin bir hükümle kurunun yanında yaşta yanacak şekilde malum ada atlarının felaket durumu falan denecek bir şekilde bir karalama kampanyasına maalesef kurban gitti. Hala ben faytonun bittiğine inanmıyorum. Kanun değişmedi çünkü. Yapılan şeylerde bir itiraz paylarımız var. Taraf için olarak ben bu işin içindeyim. Hem adadaki bir derneğin at yetkilisiyim. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin at yetkilisiyim. Hem de bu araya korona şeyi girdiği için ertelediğimiz kuruluşunu fakat muhakkak kuracağımız atçılık çalışmaları derneğimiz kuruluyor. Kısaca adı Atça ve bunlar üzerinde duracağız atlı hayatın devam etmesi adına. Ama adalar İstanbul'un medarı iftarı, göz bebeği olabilecekken düzeltmek yoluna gitmeyip başka hesaplardan dolayı yasaklama yoluna sapmaya çalıştılar. Devam eden davalarımız var. Buna itirazlarımız var. Yani fayton bitmedi. Dava başladı. Devam edelim. Evet, devam edelim. Bu da bizim gözükmüyor ama çok güzel bir attı. Bu civarda bir köyde kuyruğuna ve ön perçemine kına yapılmış çalışan bir olmadı. Bu tamam. Öteki peki. Buna gelelim. Bu da eskiden Bayramiçi pazar yerinin önündeki
At durağıydı galiba. Python. At arabalarına mahsus diye yazan bir yerdi. Evet. Atlı bir hayatın Bayramiç'ten de yavaş yavaş atıldığına şahit oldum. Evet. Köylüler evet. Atlarını yok ettiler. 7 sene önceymiş galiba. Evet. İki tane at var görüyor musunuz? Biri mavi arabanın önünde, bir tanesi de sol tarafta. Evet, biz geldiğimizde bu manzaralar vardı. Hatta küçük pazarın kurulduğu yerde, Çınaraltı dediğimiz o güzel kahvenin de bulunduğu yerde eskiden. Nalbant gelir, oraya getiren köylüler atlarını Nalbant'tan hizmet alırlardı. Şimdi maalesef hızla buralarda da at ortadan kalkıyor. Biz bir köy atı peşinde köylülerin birine gittiğimizde birkaç yıl önce, o beyaz atı almadan önce Yağmur'u, o kişiyi bulduk ve işte atı gördük, başka bir at gördük. O da dedi ki işte bir koyun parasına ben bunu veremezsem salarım gider filan diye. Yani eliyle beslediği, yıllarca bakımını yaptığı bir atı, yılkı değil yani tamamen tek başına sürüsü olmaksızın terk etmekten söz ediyordu. Herkes kendine göre haklı bence. Yani o kadar zorlukları var tarımsal üretimin, köylü olmanın, çiftçi olmanın günümüzde Türkiye'de. Dolayısıyla ilk feda edilen şeylerden biri atlar oluyor. Çünkü bakımı zahmetli ve ancak sevgiyle ve ihtiyaç duyunca oluyor. Ama şimdi traktörü krediyle verip de işte 2-3 traktörü bile olan köylüler olduktan sonra atın yüzüne kim bakar durumu maalesef buralarda da var. Evet. Fayton atlarını da sahiplendirip işte çiftçilere vereceğiz falan gibi laflar duymuştuk. Şu anda herhangi bir çiftçinin herhangi bir at alma ihtiyacı olduğuna biz olduğumuz yerde tanık olmuyoruz. Evet, evet. Ama hala atla bağ süren insanlar var çünkü bazı bağlar traktöre göre uygun. Bir sırayı söküyorlar aradan ve traktöre uygun hale getiriyorlar ama bazı bağlar hala araları dar olduğu için sadece at girebiliyor. Öyle tanıdığımız bağ süren sevdiğimiz atlar insanlar, atçılar var. Bu da gene Turşu isimli bir at değil mi bu? Evet. Adı Turşu'ydu. Çalışırken. Bitti galiba. Evet. Tamam. Bitmiş. Evet. Ben Dilek'le yazıştım bu arada. O duymuyor bizi hakikaten. Bizi co-host yaptım sizi de diye yazmış. Messenger'dan yazıştık. Ama ne demek ben onu bilmiyorum. Zoom'da deneyimli olmadığımız için. Ben dedim ki ona istersen çıkıp yeniden gir Zoom'a. Belki öyle yapar. Şimdi ama biz zaten bize verilen sürenin sonuna aşağı yukarı geldik. Aklımızda kalan belki bir şey varsa da sizin söyledikleriniz, sorularınızla tekrar oraya dönebiliriz. Soruları? Sorular varsa birbirinizi gözeterek lütfen sormaya başlayın. Yazarak ya da konuşarak. Parmak kaldı falan. Biz kimselerin mute'unu kaldırabiliyor muyuz? Ha, biz sizin... Kendileri mi kaldırıyorlar? Kaldıracak mıyız biz sizin şey ses? Bir şey diyor ama dur. Toplamda 14 tane katılımcı var. Gerek herkes yok. Kendisi kaldırabilir. Herkes, evet, kendisi kaldırabiliyor. Tamam, biz sorularla devam edebiliriz. Siz aynen lütfen sorun. Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet. Şimdi ben şey soracağım. Atların iş gücünde kullanılmasına karşı değilsiniz galiba. Yok. Hayır değiliz. Benim gördüğüm kadarıyla, yani ben sadece son 7 yıldır atlarla kırsalda yaşayan bir insanım. İnsanlar atlarla birlikte çalışıyorlardı. Ve biri çalışıyor, biri yatıyor diye bir şey yok yani. O bağı süren kişinin kafasından ter damlarken atla birlikte aynı eforu yapıyorlar. Adam arkadaki sabanı itmese zaten o iş olmuyor, düz tutmasa. Sonuç olarak insan ve atın herhalde 4-5 bin yıllık birlikte çalışma tarihi var.
Ve bu hani atlar seyredelim, güzel atlar, güzel atlar diye olmamış. Yani eskiden de birlikte çalışmışlar. Bugün de çalışabiliyorlar. Dolayısıyla atı çalıştırmadığımız anda atın yok olduğuna da şahit oluyoruz. Kendi yaşadığımız yerde. Adalardaki durum da aynı. Ada fayton meselesi çok uzun bir tartışma. Adalar Postası diye bir yayın var. İnternet gazetesi Adalar Postası. Oradan istediğiniz her bilgiye ulaşabilirsiniz bu konuda. Başka yerlerden de. Dolayısıyla ona girmeyelim. Ama biz atlarla birlikte yaşamaya ve atlarla birlikte çalışmaya evet diyoruz. Evet. Ben o açıdan sormadım. Adalar konusu değil de ben şey olarak düşünüyorum. Yani Türkiye'de insanlar, yani köylüler de aynı zamanda hayvanlara yeterince bakım yapamıyorlar diye düşünüyorum. Mesela sahip olduğu ata veya ineğe gerçekten mesela veterinerlik hizmeti veremiyorlar bence yeterince. Yani tamam iş gücünü de kullansın ama yeterince bakım yapılamıyor. Hayvanın ihtiyacı olan şeyler karşılanmıyor diye düşünüyorum. Ve ben olumlu karşılıyorum bu iş gücünden kaldırılmasını. Çünkü gerçekten bir köpeği bile gerçekten veterinere götürmüyor insanlar. Ya benim gördüğüm, benim gözlemlediğim bu en azından yani. Evet, sunumun o bölümünde var mıydınız bilmiyorum ama biz ilk 5 yıl hiç veteriner hizmeti almadık burada. Duydum. Sizin çok güzel örneğiniz. Yani çok güzel ama ben... Her zaman da bazen daha doğal yöntemlerle halledilebilecek şeylerin yerine daha sert tedbirler, ilaçlar, iğneler, başka şeyler kullanan biri de olabiliyor. Dolayısıyla yani hayvan bakımını veterinere indirgemesek çok iyi olur benim açımdan. Fakat şunu söyleyeyim. Her dalda olduğu gibi iyi yapan da var, kötü de var. Yani hayvanını çok seven, iyi bakan da var, hayvanına kötü bakan da var. Kötü avukatlar, kötü mimarlar, kötü anne babalar, dişçiler ve anne babalar olduğu gibi. Evet. Yani biz iyiyi çoğaltmak için örnek oluşturmalıyız ve insanlara ilham vermeliyiz. Onlar için belki yolları açmalıyız. Yani ben bir şeyi çünkü atı hayattan çıkarınca at yok oluyor. Yani 70'lerde 1 milyon 200 bin at varlığı olan Türkiye'nin bugün 100 binin altına düştüyse atları kullanmadıkça oldu bu. Yani atları kullandık da yok oldu değil. Atları traktöre kurban ettiğimiz için yok oldu. Atları gene işte artık yaşamadığımız için onlarla oldu diye ben düşünüyorum. Evet. Bir de bence at gerçekten çok masraflı bir hayvan. O yüzden kendi ekonomisini bir şekilde sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla atın çalışmadan var olması mümkün değil aslında. Yani Avustralya'da da örnek var işte doğadaki bilmem ne atları helikopterle yukarıdan vuruyorlar. Çünkü sayıları çok fazla, çünkü zarar veriyorlar. Dolayısıyla at bir şekilde eğer bizimle yaşayacaksa, eğer biz ona bakacaksak, o bize bakacaksa bir şekilde kendi ekonomisini çıkartması gerekiyor orada. Yani oradan. Teşekkür ederim. Bu konuda aynı fikirde olmadığımızı düşünüyorum hala. Ben size bir soru sorayım o zaman. Başkalarının sorularından zaman çalmak pahasına. Sizin atlarla bağınız nedir ve atlara nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz Türkiye'de? Ya ben belirli bir süre özeller alarak at bindim. Şu an ata binmiyorum. Bir çiftlik hayalim var. Söylediklerim de yok mu acaba? Tamam. Az biraz. Bir kısmı evet. Yavaşladı şimdi tamam. Ya daha önce binicilik dersi almıştım ama bir çiftlik hayalim var. Sizin yaşadığınız gibi. Ben şöyle görüyorum. Yani bence eğitime ihtiyacı var. Gerçekten köylünün, toplumun. Yani hayvana sadece dediğiniz gibi veterinere indirgemiyorum olayı. Tarım konusunda da öyle. Hayvan bakımı konusunda da öyle. Yani bir eğitimsizlik. Yani nasıl davranacağını bilmeme. Bu konuda ziraat mühendisleri ya da hani sorumlu olan kişilerin daha fazla rol alması gerekiyor. Yani ücretsiz eğitimler verilmesi gerekiyor bence halka. Ancak bu şekilde düzelebilir bir şeyler diye düşünüyorum. Feride Hanım,
bulunduğumuz köye geldiğimizde at yoktu bizim köyümüzde. İki kişi tarla sürüyordu. Bugün ata binmek ve ata bakmak için çalışma yapmaya, ders almaya köyden misafirlerimiz geliyor. Şu anda köyümüzde bir tane atı olan aile oldu. Ve ben İstanbul'a gidip geldiğimde onlara bir şeyler getiriyorum. Bir şeyler soruyorlar. İşte bir sıkıntı olduğunda halletmeye çalışıyoruz falan. Dolayısıyla bu insanlar köylü. Ve biz günde 5 öğün yem veriyoruz. 2 öğün yem veriyoruz. 2 öğünde ot veriyoruz. Yani kaba yem ve kesif yem. Günde 5 öğün. Bunu gören, bunu duyan yaşlı köylüler deli olduğumuzu düşündüler. Dediler böyle olmaz dediler. Siz dediler heba oluyorsunuz. Ama neticede biz de atların uzun yaşadığını gördüler. Benim o büyük atım 27 yaşında. O gördüğünüz küçük at 30 yaşını geçti. Yani yaşlı hayvanları muhafaza edebiliyor olmanın keyfini ve propagandasını yaşıyoruz. Maalesef kültürümüzde bir garip şey. O da şu. Dadaloğlu galiba söylemiş. Kız 14'ünde, at 4'ünde diye. Yani sorduğunuz zaman insanlara at yaşlı, ne zaman yaşlı olur? Ben mesela Urfa Suruç'a gittim at bakmak için. Orada bana dedim bu köyün en yaşlı atını getirin. 4 yaşında bir at getirdi. Ben 4 yaşındaki atlara binmiyorum bile. Anlatabiliyor muyum? Ama burada fiilen var olarak, bu atları fiilen muhafaza ederek, tutarak, yaşatmaya çalışarak ve fedakarca bunu yaptığımızı göstererekten durduktan nice sonra yanaşmaya başladılar. Abi sen ne veriyordun? Ne kadar da bir veriyordun? 10 kilo yemi birden versem olur mu? Falan gibi. Şimdi burada bu mekan yeri değil belki ama şehirli ve bir şeyleri bildiğini düşünen insanlar köylerde çok antipatik tavırlar sergiliyorlar. Yani ben biliyorum, ben sana öğreteceğim diye bir böyle o edayla gittiğinde çok tepki doğuruyorsun. Adamlar beni baştan aşağı boka bulanmış görüyorlar. Ellerimle fiilen çalıştığımı görüyorlar. Ondan sonra oğlunu bana göndermeye başladı. Ondan sonra o köylü ahbap biz de gelip ata binmeye başladı. Ve hiç utanmadan ve çok da rahat bir şekilde soru sormaya başladı. Yani abi bunu yapabilir miyiz, mümkün mü diye. Ama bu inanın bana bizim ne kadar uğraştığımızı gördükten sonra ve köylük yer tuhaf bir şey. Biz görmüyoruz onları. Karşı dağın tepesinden siz bugün avluda atları çok bilmem ne yaptığınızı diye haber geliyor. Yani gözlerin üstünde olduğunu, bizi gördüklerini biliyoruz ama biz bunları görmüyoruz. Evet, geçen gün bana bir telefon geldi. Yani aşağımızda bağ süren bir adamla tanışmıştım. Hatta bana da sabanı vermişti. Ben de bir iki denedim. Çok zor bir şey gerçekten. Neyse o ayrı bir konu. Bir atı lonj yapıyordum. Lonj dediğimiz işte bir eğitim türü. Çılbır çalışması türü. Çılbır derler bazı yerlerde. Ben ortada duruyorum. At etrafımda dönüyor. Ondan sonra bana telefon geliyor. İşte sizin aşağıda çalışan bağdaki arkadaşlar dedi ki kız senin işte atları döndürüyor da bir şey falan böyle. Oradan bile görüyorlar yani. Hani köylük yerde değiliz aslında. Daha da uzaktayız oraya ama gene de bir şekilde bir etkileşim oluyor. Yani özetle Feride Hanım'a söylemek istediğim benim şey bir şey kötü diye ondan vazgeçmeyelim. Biz yapalım ilham olsun başkalarına. Yani siz de inşallah çiftliğinizde birlikte yaşayın, atla çalışın ve insanlar sizden ilham alsınlar. Merhaba, ben bir soru sormak istiyorum. Sesim geliyor mu? Evet. Sesim geliyor mu şu an? Evet, geliyor. Ha, tamam, şöyle şimdi ben de yeni böyle binicilikle ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'un böyle çok ücra köşesinde oturuyorum. Burada bahsettiğiniz gibi endüstriyel bir at pazarı var diyelim. Çok acı tabirli aslında. Yani şimdi şöyle ki burada gördüğüm tam anlamıyla bana bir çiftlik edası vermektense biraz daha insanların gelip bunu bir spor olarak yapıp evlerine gidip atı daha sonra günlük işte rutin antrenmanını insanlar üzerinde yaptırıp daha sonra evlerine döndüğü bir ortam gibi geldi bana. Çok fazla derse devam etmedim. Şimdi de yaklaşık yani tam 15 dakika önce
kendimle ilgili bir karar aldım ve biraz daha ilerletmek istediğimin farkına vardım biniciliğin. Şimdi yaklaşık ben kendim için spor olarak yapmayı düşünüyorum biniciliği. Yani aynı zamanda besleyip büyütmek de istiyorum. Ama tabii bunun için çok erken olduğunu da biliyorum. Kaç dönüm, yani normalde ne kadar bir alanda atın kendi ihtiyaçlarını maksimum seviyede ve çok daha doğru, yani çok daha doyurucu ve atın mutlu olabileceği hani bir ortamda sağlayabilirim? Ne kadar bir alana ihtiyacım var bir at için, yani sahibi olduğum, besleyip büyütebileceğim bir at için ne kadar bir alana ihtiyacım var? Tamamen kendi kendine yetebilecek bir sistem üzerine kurulduğu zaman. Akal abi, merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun diyelim. Siz de kapmışsınız galiba. Şimdi tecrübelerime dayanaraktan şunu söylememe izin verin. Bir atın kendi kendine bakması diye bir şey yok. Yani atınız olduğunda sizin idarenizde, sizin bakımınızda, sizin mesuliyetinizde. Evet, ben hani şey, yem olarak, bakım olarak söylemiştim. Hani ne kadar bir alanda yem ihtiyacını karşılayabilirim gibi düşünmüştüm. Söyleyeyim. Yanlış anlattım galiba, kusura bakmayın. Hayır, bunu yani genel söylemek adına söylüyorum. Türkiye'de at kitapları çok az olduğu için nakil bilgilerle, tercüme bilgilerle hayatı devam ettiriyoruz. Bir kelime vardır, 7 dönüm diye. Yani at başına 7 dönüm. Fakat bu İrlanda ve İngiltere için geçerlidir. Toprağının mümbit olduğu, toprağın dibindeki kalsiyum depozitinin kuvvetli olduğu, çıkan otun çok besleyici ve çok kemik kuvvetlendirici olduğu meşhur İrlanda'nın mavi çayırları tabir edilir. Bu 7 dönümü orası için bir kriter diye alıyorlar. Ne bileyim ben, Ankara'nın bozkırında 15 dönümde de o kadar ot yoktur. Yani Türkiye'nin gerçeklerini iyi koyarsak, Diyarbakır'da yılın birkaç günü otu oluyor. Topladığını topluyorsun, geri kalanı kum. Yani bildiğin çöl gibi. Dolayısıyla at başka bir şey müsaade edersen. Günde 1/3 balya gerekiyor ot. Makul bir at için günde 5 kilo arası kesif yem gerekiyor. Eskiden yulafın, arpanın kilogram fiyatları 1 lira civarındaydı. Şimdi bundan süratle arttı. Yani rakamları böyle söylemek istiyorum. Türkiye'nin ata yedirebileceğimiz gıdalarının borsası inanılmayacak yüksek fiyatlarla artıyor. Yani sanki dolarla endeksli gibi. Ben buraya geldiğimizde 7 sene önce 1 lira civarında yulaf bulabiliyorken şimdi 2.65'ten başlıyor ve sezonda yükseliyor. Bu rakamları çıkartmanız ve kazanmanız gerekiyor. Yulaf besleyebilirsiniz. Yoksa kendi ektiğiniz yulaf dahi yetmeyecektir. Çünkü ziraati bilmem ne kadar biliyorsunuz, çok zor bir şeydir. Bir mahsul almak, bir hasat yapmak, o hasatı kaldırmak, o hasat zamanında yağmurdan korunmak falan gibi şeyler. Yani ben buraya ilk geldiğimiz sene 40 dönüm bir toprak bir arkadaşımızla kiraladık. Orayı ekelim, kendi yemimizi kendimiz yetiştirelim dedik. Hayatımda bundan daha pahalı yulaf bana mal olmadı. 40 dönümden 1.5 ton alabildik. Sebepleri envai türlü. Dolayısıyla yani kendi yulafını, kendi arpanı yetiştirmek fikri de, bilmiyorum konuşmaya ne noktada katıldınız ama ilk başında ben hanımdan ve etraftan şikayet ederken... Ben biraz geç geldim, kusura bakmayın ama... hayalimle atçılığın gerçeği arasındaki makası çok hissettiğim için, çok eskiğim için arasında böyle hayalperestvari yaklaşımları birazcık değiştirmek lazım. Anlayışla karşılıyorum. Hani ben de bunu düşünerek aslında biraz da böyle ikna yapmaya çalışıyorum ama... Söyleyeyim mi? Çünkü mesela burada keçi yetiştiren, organik üretimi hedefleyen ve yüzlerce dönüm organik yemini de kendi yetiştiren bir aile de tanıyoruz. Bence insanlar kendilerini bilirse ticari becerisi nedir, ekonomik becerisi nedir, tarım geçmişi var mı veyahut da iyi bir danışmanı var mı vesaire. Yani her birey kendini değerlendirerek ancak bu yolda karar verebilir. Yani ben mesela asla yüzlerce keçi besleyebilecek, onu doyuracak yüzlerce dönüm ekin ekebilecek bir kişi değilim. Ben bunu biliyorum kendi adıma.
Ve işte Mahir'in denediği gibi arkadaşla 40 dönüm yaptık. O da işte Temmuz ortasında küçük araziye gelmedi biçer döver. Yerlere döküldü, ziyan oldu. 1,5 ton yulaf alabildik. Lafı aslında bir deneyimdir. Ama sizin deneyiminiz size göre olacaktır. Ben onu söylemek istiyorum. Evet Mahir abi, mesela özür dilerim sözünü kestim abi. Ben de şimdi çok yakından mesela İstanbul'da Ağva taraflarında ufak bir hobi bahçesi girişiminde bulundum şimdi. Ama civardaki çiftçilerle, hani köy sakinleriyle şu an konuşmaya başladığımı hissediyorum. Yani yavaş yavaş iletişim kurmaya başladığımı hissediyorum ama hani ben de şöyle düşünmüştüm bahsettiğin gibi abi. Hani ilk önce bunu belki spor olarak yapmak hani ve daha sonra neyi nasıl ne tükettiğini, nasıl mutlu olduğunu hayvanı, neye ihtiyacı olduğunu bilerek bunu azaltmak çok daha böyle programlı gelecektir gibi gelmişti bana da abi. Orada çok katılıyorum gerçekten. Ama hani şey gibi de, denemeden bilemeyeceğim. Benim çok zirai geçmişim yok ama hani denemezsen de hiçbir zaman bilemeyeceğim. İşte o yüzden hani başlamam gerektiğini düşünüyorum yani. Mesela şimdi kaç dönüm? Yaklaşık yarım dönüm bir yerde hani bir tarım, yani endüstriyel tarım nasıl olur gibi görüyoruz. Yani bunu görmeye başladım. Ama beni tam anlamıyla tatmin ettiğini düşünmüyorum. Çünkü iş gücü olarak bazı şeyleri fazlasıyla karşılayabileceğimi biliyorum. Normalde çok ağır bir iş yapıyorum şu an endüstriyel olarak yani. Ama hani o yüzden şimdi düşündüğüm zaman nereden başlamalıyım sorusu sürekli çok farklı ciğeren, hani çok farklı çalışmaya başlıyor hakkında. Bir yerde, içinde bulunduğumuz yerden nasıl sıyrılabilirim, nasıl başlayabilirim, nasıl bir at tercih edebilirim, benim için nasıl kolay olabilir, kaç yaş grubu vesaire gibi sorular çok var aklımda. Ama işte hani uygun iklimi bekliyorum aynı zamanda, uygun anı da bekliyorum ama bu noktada işte tıkanabiliyoruz burada. Yani hani nereden başlamalıyız, nasıl yol almalıyız diye. Şöyle bir şey söylememe aklıma geldi. Bunu paylaşmak istiyorum. Atalay, senin hani spor yapacağım lafından devam edeceğim. Daha sağlıklı geliyor. Daha sevgili yani. Bana daha güzel çalışabilirim. Daha atın da eforunu, enerjisini daha iyi kullanabilirim. Onunla beraber daha iyi bağ kurabilirim gibi geliyor yani. Hani spor derken hani iş gücü olarak değil de spor yapmak hani daha güzel. Belki orman gezileri gibi hani biraz koşmak süratli güzel olabilir yani benim için. Peki. Yani herkesin tabii ki tecrübesini kendinin kazanması gerekiyor. Ama hani sakalımdaki beyazlara dayanarak ve dinlersen şayet şöyle bir şey söylemek isteyeceğim. Atla yaşamayı dene. Yani Allah bize iki tane kol, iki tane bacak verdi. Çok güzel kullanıyoruz ama çok azımız atletiz. Yani çok azımız koşuyoruz, spor yapıyoruz ama bacaklarımızı, kollarımızı kullanıyoruz. Atını önce kullan. Önce orman gezisi yap. Bu spor değil. Yani spor dediği zaman benim aklıma equestrian faaliyetler, işte engel atlama, at dergisi, federasyonun bünyesindeki şeyler. Yani abi hani ben spora da o şekilde bakmıyorum. Normalde yaptığım hani günlük yürüyüşler bile benim için o atla yaptığım güzel bir spor antrenmandır aslında yani. O zaman inşallah bir mekanın olur ve o mekanda evin olur, evin içinde bir arazin olur, bahçen olur, bir yere çıkma imkanın olur. Veyahut örnekler çok çeşitli. Beni çok etkilemiş olan bir örnek de şuydu. İnsanlar bulabildikleri bir arazi parçasında atlarını koyuyorlar, bırakıyorlar bir barınma tekniğiyle, etrafı kapalı. Ve bir adet otomobilleri ve bir adet at taşıma aletleri var. Bu insanlar kendi atlarını kendileri bakıp, kendi atlarını kendileri bir vana yükleyip, diyelim ki yakın mesafede bir yerlere gidip orada tüm alejinde binip veya bir ormanda giriş yapıyor. Bir sürü yerine gidiyor ama yani burada da çok mühim bir yatırım var. Hem zaman cinsinde, hem atı çekebilecek bir araba, hem atı taşıyabileceğim bir at arabası, at vanı, römorku gibi detaylar var. Yolunu kendin bulabilirsin. Benim çok önemsediğim bir tecrübe. Bundan 30 sene önce İstanbul'da yapıldı. Maalesef başarılı olmadı. Çünkü insan sebebinden dolayı başarılı olmadı. Ama bu tecrübeyi sana anlatayım. Belki ilham verebilir. 7 tane arkadaş İstanbul'un Ömerli tarafında, o zaman ücra bir semtte, bir tarla kiraladılar. Kiraladığı tarlaya 7 tane at aldılar. Komünel bir şekilde, ortak olaraktan. Ve münabebeli, nöbetleşi olaraktan bu 7 ata mükemmel baktılar. Ben bu 7 arkadaşın 7'sine de berber ata bindim. Sonra bir tanesi çok başka türlü davranmayı tercih ettiği için bu tılsımlı beraberlik çöktü. Yani bazen
kafa dengi ahbaplarla da hepiniz yeniden ata başlayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yol çok, yollar çok. Sana uygun olanını inşallah zaman içinde önüne çıkar. At paylaşılabilir. Yani şimdi Türkiye'de bu çok kullanılmayan bir yol. Biz çok kavga eden insanız birbirimize falan ama yani normal bir atçılık kültürü içinde bir adet atı 2-3 tane arkadaş pekala hem mesaisini hem zamanını hem masrafını bölüşerekten haftanın her günde binecek halin yok neticede ama atın her gün çalışması, yürümesi, ormana evet, gitmesi çok güzel bir şey bu. Problem değil. Buradaki mesele şu, ben de yaptım bunu. Ben de bir arkadaşımla bir at ortaklığı yaptım. Sonra gırtlak gırtlağa geldik. Sebebi ulan sen atı bozdun, sen atı bozdun diye. Yani bunların yapacaksam ya kendim. Evet abi yani. Hani yapacaksam ya kendim ya da hiç yapmam. Yani bunları ben bugün bir tecrübeden sonra hah buldum diye evimize at almadık. Biz İstanbul'da da hanımla beraber evimize at aldık. Evimizde vardı İstanbul'da da at. Sonra burada biraz daha işte oradaki tecrübelerden istifade ettik. Emeklilik geldi, yaşımız büyüdü falan. Her neyse. Ama yani yarından itibaren atlı bir hayatın bir yerinden tutturabilirsin diye düşünüyorum. Bunun herhangi bir reçetesi de yok. Yani Ahmet bunu yaptı, Mehmet bunu yaptı da değil. Sen bak hobi bahçesi yapıyormuşsun Ava'da. Ava'nın bir yerinde bir köyde de bir olabilir. Atıyorum kafadan şu an. Evet zaten amacım da o şekilde abi. Yani hani mümkün olduğuca yavaş yavaş uzaklaşarak sistemli bir şekilde görmek. Ama işte burada bizi yanıltan şey şu abi yani. Hani diyorsun yani bir şekilde başlaman gerekir diyorsun ama ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben hiç bilgi sahibi olmadığım için bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum ama gerçekten bilmem gereken şeyin de aslında ne olmam gerektiğini çok iyi seçmem gerekiyor bir noktada. Yani çünkü hani alacağım bilgi gerçekten o anki benim ileriki zamanlarda atla kuracağım bağ ile ilgili çok büyük böyle hani eksileri ve artıları olabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ilk bindiğimde de çok tedirgindim gerçekten. Ve ikinci dersten sonra, üçüncü dersten sonra dedim ki ya gerçekten hani bu insana yaşamayı öğreten bir şey yani. Hani gerçekten hani birlikte yaşamayı ve yani beraber koşmak çok farklı bir şey. Çok farklı bir şey gerçekten yani. Ve bir hayvanla bir yani bir doğanın yani bir doğanın bir parçası bir hayvanla bunu yaşamak insanın çok çok daha farklı böyle olgunlaştıran bir şey. Bir insanla ettiğim sohbetten ben daha çok keyif aldığımı düşündüm yani. İstersen şöyle yapalım. Bizim telefonumuzu al. Yani biz telefonlaşalım. Daha sonra da yazışalım. Yani ben bunun için çok zamanımı veriyorum. Hani çok ahlakla konuşuyorum. Çok insanlarla işte bir şey yapmaya çalışıyorum. Tabii Melda bak atçılığın kriterlerinden bir tanesi işini dahil edebilebilmektir. Birçok benden çok... Kullarına magnezyum klor tuzu çözeltisi katabilirsiniz köpeğin diyor. Efendim? Anlamadım. Yok ya bize değil. Atalay diyeceğim şey şu. Ben ne diyeceğim? Telefonlaşın bence. Telefonlaşırız. Yani çok yapabilecek şey var ve niyet önemli. Başla ve bakalım nereye gidebiliriz. Ama telefonlaşalım da bakalım. Tamam tamam abi. Ben arayacağım abi. Şey numaranı alırım Dilek Alba'dan. Hani o şekilde iletişim kurarız abi. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Atalay'ın bu heyecanı ve hani konuşması sırasında aklıma geldi. Evde at beslemek konulu da bir kitap var. Böyle bir çabası oldu. Geçen yıl böyle bir hazırlığı var. Sadece bu hastalık dönemine denk geldiği için yayın kısmı biraz gecikti. Yakında çıkacak. Geçen sene bir kitabım çıktı. O ilk kitaptı. Onun hemen akabinde de ikinciyi yazdım. Yayın evine verdim. Her şey hazırdı. Araya bu mikrop meselesi girdi, virüs. Fakat bugünlerden sonra yani yakında kitap bitti. Kitabın redaksiyonları falan da bitti. Görselleri bitti. Bu gördüğünüz senin kızın da görselleri var. Orada çizimleri var falan. Evde at beslemekle alakalı. Yani bugünün Türkiye'sinde hani konular evde at beslemek kitabını kaç kişi alır bilmiyorum ama ben onu yazdım. Konuşalım. Yani senin ihtiyacı olabilecek bazı bilgilerin şu anda yazıldığını da ben biliyorum. Kitabı ben yazdım oradan. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Sorunuz için iyi akşamlar diyorum. Biliyorum. Ve en yakın zamanda iletişim kurmak üzere ben de harekete geçeceğim. Öyle size keyifli sohbetler diliyorum ve diğer arkadaşlara bırakayım ben sözü. Merhaba, sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Mükemmel.
Ben aslında size birkaç şey sormak istiyordum. 17 yaşındayım. Bu açlık bizim için çok büyük bir çocukluk hayaliydi. Sağ olsun bizim kırsalda İstanbul'da bir yerimiz vardı. Babam aslında bizim için çok uzak bir hayali. Ama bir şekilde atlarımız doldu. Bir hiçbir eğitimimiz, bir deneyimimiz yoktu. Böyle kendi sınırlarımı, atın sınırlarını zorlayabildiğim kadar. Sesim sanki kesiliyor gibi hissediyorum. Geliyor mu? Geliyor, çok geliyor. Çok iyi geliyor. Tamam. Hem kendi sınırlarım hem atın sınırlarını zorlayabildiğim, kurabildiğim bağa kadar ilerleyebildim. Şu anda da atlarla işte arazide dört nala koşturabiliyorum belki. Ama hala bir eğitime çok ihtiyaç duyuyorum. İnşallah belki dediğiniz gibi etrafımızda danışabileceğimiz insanlar o kadar az ki ileride inşallah belki bir eğitimli birisiyle bir çalışma fırsatım olur diye umut ediyorum. Burada size sormak istediğim bazı şeyler vardı. Mesela bizde bir tane Mustang var, bir tane Arap atı var. Bu Mustang'lerin cinsinden dolayı mı bilmiyorum. Böyle boyunlarında kambur yok. Ben yokuştan inerken eğer tamamıyla atın boynuna düştü. Ben bir anda çok tedirgin oldum. Hemen attan indim işte yokuş bitene kadar tekrardan atın üzerine binmedim. Bu hani acaba eğrimi düzgün bağlayamamıştım yoksa normal bir durumu tam anlayamadım. Bu yokuşlarda araziden aşağı doğru inerken ne yapmak gerekiyor acaba? Şimdi Ayşe merhaba. Mustang dediğin atı İzmir'deki Alaş Yazak çiftliğinden mi aldı? Tam olarak nereden alındığını ben bilmiyorum. Babam aldı. Şimdi bazı at kurtları, bunlar daha çok yük çeken, araba çeken hayvanlar. Senin ensesindeki kambur dediğine cidago denir. Bu ense kökine tekabül eder. Ve binek atlarında cidago çok belirlidir. Dolayısıyla onun üstüne eğer konur ki eğri tutan bir ensesindeki kamburdur senin tabirinle. Cidagosu olmayan atlar da vardır. Mesela askeriyedeki top çekerler, kalın hayvanlar, aflingerler, buna benzeyen hayvanlar. Bu demek değildir ki bunlara da binilmez, bunlara da binilmez. Ama eğerlerin kaymaması için, eğerin geriye kaymaması için göğüslük kullanılır. Atın göğsünden, eğerin kolonuna ve eğere bağlanan bir göğüslük. Eski Türkçe'de buna sine bent derlerdi. Sinesine bir bent koyuyorsunuz. Eğerin yokuş aşağı inerken öne düşmemesi için de kuyruğunun arkasından bağlanan, yani kuyruğunun poposunun üstündeki kısmından, yani bel kemiğinin devamı, kuyruk kemiğinden. Arkadaşlar ne oluyor? Yok bir şey olmuyor. Sen devam et. Kuyruk sokumundan devam eder ya, bu kuyruğu devam eder. Öyle kemikli bir yapıdır. Oradan kuskun bağlanır. Ki o da eğerin önüne kaymasına mani olur. Yani diyeceğim şey şu. Malzeme seçimi biniş yapacağın araziye, yapacağın biniş şekline göre olduğu kadar bindiğin ata göredir de. Senin bu Mustang tabir ettiğin atın çok muhtemelen kalın. Yani uçarak gelir misin? Dur, getireceğim şimdi bir göğüslük fotoğrafı bulacağım. Şimdi önce atı görelim. Daha önemli benim için. Tamam. Burada Allah. Yabancı köşe. Tamam. Problem yok. Görüyor musun? Atın göğsünde. Evet görüyorum. Bir şey geçiyor. Yukarıdan. Poposunda da kuskun var ama onu göremiyorsun. Yani bu at da hafif senin Mustang dediğin ata benzer şekilde cidagosu olmayan atlara binmek için eğerin hususi olması, eğer bağlarının hususi olması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Bir de hepimiz için geçerli bu. Hani ne olursa ol, malzeme kurtarmaz insanı. Oturuşun ve bacaklarınla ata, nasıl söyleyeyim, gerektiğinde bacağını kapatabilme kabiliyeti. Bu önemli. Ve bu da ananın rahminden attan çıkmadığına göre zaman içinde daha sonra öğreneceğin bir şeydir. Çok güzel ifade ediyorsun. Çok tebrik yokuş ediyorum inerken seni. Biraz da kendini yokuş inerken doğru. Gayet tabii. Yani mesela bilmiyorum senin göbeğin benimki kadar mı ama bende bir göbek olduğu zaman içinde ata binerken göbeğini kullanman gerekiyor. Yani karın kaslarını, hani erkeklerin göbeğine Türkçe'de Türk erkeğinin karın kası derler ya,
o karın kaslarını kullanaraktan poponun üstünde oturup kendini geriye doğru verdiğinde ve bacaklarını kapattığında, tabii bunları söylemesi kolay, yapması zor. Ama inan bana, insanlar çıplak da, eğersiz de ata bindiler. Çok uzun zaman bindiler. Çok uzun zaman binilebilir. Beraber eğer çalışma fırsatı bulduğum insanların çoğuna, işte Melda ya da Aslı ya da, zaman içinde ben muhakkak eğersiz de bindiriyorum. Yani yok eğer. Ve bu senin oturmanı, hele hele eğersizken, Aslı anlatsın işte son yaptığımız çalışmayı. Dimdik bir yokuşta oturdun atın içinde, değil mi? Nitekim yokuş aşağı inerken eğer... Bilmem İngilizce biliyor musun? İngilizce lisanına vakıf mısın? Ama gündelik İngilizce'de atın üstünde oturmaktan bahsedilir. Normalde odur yani, öyle. Fakat eğer konuşanlar atçıysa, onlar o zaman atın içinde oturmaktan söz ederler. Yani normal hayatta sokaktaki adam atın üstünde oturur. Atçı, binici atın içinde oturur. Oturduğun zaman atına girmem gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Uçuk, şuraya gel, uçağa gel. Şu gördüğün hayvan, doğru olan, bize yakın olan, boynu deve gibi olan, o benim yaşlı atım, büyük atım. Şu çıkıntıyı görüyor musun? Senin çok güzel evet. diye tarif ettiğin, hatta tambur diye tarif ettiğin. İşte bu cidago. Bunun üstünde eğerin o boşluğu olur ki her iki tarafından emniyettesin. Ama bunun olmadığı atlar da var. Onlara da binilir gerektiği gibi. Anlatabiliyor muyum? Bayfemiz, anladım. Bizim, bu mesele. Senin Mustang'inin sırt yapısına uygun. Bunun cidagosu yoka yakın, yok gibi. Ama buna da biniyoruz. İşte göğüslük de biniyoruz. Bununla biniyoruz. Bu, bunlar da göğüslük. Mesela şuradaki malzemeler. Burada malzemeler var. Mesela, belli olmuyor. Dolayısıyla yani çaren mümkün. Bu dediğin şey çare var. Eğer yatırımı ve malzeme yatırımı, biraz da binicilik yatırımı gerekiyor. Şimdi affederseniz bir tabir kullanmaktan zevk alıyorum. At söz konusu kişilerin çoğu ata yatırım yapar. Ben biraz amiyane, biraz akılda kalsın diye at değil göt derim. Yani yapacağın yatırımı kendi popona yapacaksın. O popo, o mübarek popo yapışacak ata gerektiğinde. Bu da zaman alıyor demesi kolay, farkındayım. Ama çaresiz değilsin, çaren var. Çok teşekkür ederim. Bir de şeyi sormak istiyordum. Atlara çok fazla kimyasal yüklemek istemiyoruz biz de. Ama ormanlık alanda, arazide vesaire yolculuk yaptığımızda çok defa at sineği beni de soktu. Hem de atların etrafında çok dolaştıkları için, soktukları için atlar çok huzursuz oluyorlar. Ama bunlar için kullanacak ilaçlar hem çok etkili değil, belki hem de çok fazla aşırı dozda kimyasal içeriyorlar. Bunun için uygulayabileceğimiz bir yöntem var mı? Ya da siz ne uyguluyorsunuz? Şimdi, hızlıca koş. Ayşe, biz yıllardır atlarımıza küçük dozlarda ama devamlı sarımsak veriyoruz. Sarımsağın bir hususiyeti de hayvanın içinde, kanında yerleşiyor, depozit ediyor, devam ediyor, üst üste biniyor. Ve yaza girmeden önce atın sarımsakla doldurulmuş olmasından sonra sinek dediğin mahluk atı sokmamayı tercih ediyor. Ama tehlike bitmiyor. Atı sokmayan o namussuz sinek gelip seni sokuyor. Yani o bir gerçek. Sen de sarımsak. Sen de sarımsak. Şimdi sarımsağın bir sıkıntısı var. O da şu. Eğer atınla resmi müsabakalar, resmi yarışlara katılıyorsan, maalesef veterinerlik sistemi bunu doping diye kabul ediyor. Çünkü sarımsak kas yapıyor. Çünkü sarımsak nefes açıyor. Çünkü sarımsak sana faydalı bir şey. Ama belli süre aradan geçerse. Maalesef çıkıyor. Dolayısıyla yarış atlarına, müsabaka atlarına bu yapılamıyor. Ama kendi atın, bizim atlar. Mesela soran bana şey diyor. Hocam niye sarımsak? Sana ne olan demediğim için. Çünkü ben kibar bir insanım bazen. Diyorum ki daha sonra bunları Adana kebapçısına satacağımız için etin lezzeti güzel olsun diye diyorum. Anlayan anlıyor, anlamayan he falan diyordur herhalde, bilmiyorum. Ama sarımsaktan şaşma, sirkeden şaşma. Sarımsak ve sirke sağlık için, atın nefesi, antibiyotik ihtiyacı, adele yapması ve sinek koruması için. Bir soru geldi. Ne şekilde uyguluyorsunuz? Yani ne şekilde veriyorsunuz sarımsağı atlara? Güzel söyledin. Şimdi ne dedim biraz önce? Az az ve
kümülatif etkisi birikecek şekilde. Yani diyelim ki senin atın başında sarımsak yiyemiyor. Nedir bu, pis kokuyor falan diye. İnce ince kıyacaksın. İşte o sıkma aletlerinden sıkacaksın. Yarım dişle başla. Yani atın ne kadar kabul ederse başla. Atın reddedebilir. Sarımsak, içine sarımsak koyduğun yemi yemeyebilir. Uğraş. Balla yedir mesela. Yani, yok ben daha kolay bir şey söyleyeceğim. Aslında. Bizimki de yemiyordu. Ben onu elmayı biliyorsunuz. Elmanın içine hani bir şey soksan giriyor hani. Böyle bir yapıya sahip sünger şey gibi hani, anladınız. Sarımsağı ikiye kesip ya da üçe kesip içine tıkıyorum böyle. Hiç çaktırmadan onu yemiş oluyor. Yani atçılık bir yerde de yaratıcılık sanatı. Yani atına sarımsağı yutturacaksın. Yarın öbür gün başka şeyler de yuttur. Yani atçılık yutturma sanatı. Ne kadar, kaç öğün veriyorsun atına mesela, ona da bakmak lazım. Yani biz kışın 3 öğün yem verirken hep sarımsak koyuyoruz. Ama her ata böyle 1-2 diş. Yani öyle çok değil. Sarımsağın fazlasının riski var. Tansiyonu düşürdüğü için hayvanda Leyla gibi olabilir. Yani böyle birdenbire sarımsak yüklediğim bir at, altında böyle bacakları falan başı dönen. Yani sarımsağı az ama devamlı. Yani bir gün değil. Yazın vermiyoruz. Yani. Yazın vermiyoruz. Bazen akşamları. Kışın yaza doğru ne derler ona, kür yapıyorsun, yükleme yapıyorsun. Böyle. Evet. İşe yarar. Bizim olduğumuz yerde inanın fazla at sineği yok. Yani bizde adi sinek çok var ve bize gelen insanlar deli olabiliyorlar. Yani çok sineğimiz var. Zehir kullanmıyoruz. Yapışkanlı kağıtlar koyuyoruz falan ama at sineği bizim o tarafta pek yok. Biz şanslıyız o açıdan. Evet, yani olunca da pat diye ben böyle elimle hepsini öldürüyorum ama Evet. Çok teşekkür ederiz. İnşallah böyle yayınlar tekrar olur. Gerçekten çok güzel oldu tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız. Sağ olun. Sağ olun. Epeyce uzadık. Bilmiyorum Dilek ne diyor? Başka sorular var mı? Dilekciğim sen bir idareyi ele alsan diyorum. Vallahi ben karıştım. Bir saniye. Buradan açınca... Evet, çok ekolu bir şey bu. Nasıl oluyor yahu? Bilgisayardan açınca sizi duyamıyorum. Neyse, o zaman sorusu olan başka var mı? Ya da bir şey söylemek isteyen ben sorayım. Buyurun. Malum galiba. Dur bakayım, ben sizi konuşur hale de sokabiliyorum. Yok, evet, öyle mi? Sizde mi? Ama ben kendimi açabiliyorum. Onda sıkıntı yok. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli anlattınız, paylaştınız bizimle yaşadıklarınızı, deneyimlerinizi. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Bir şey sormak istemiyorum. Yani benim zaten bilgim de yok ama çok keyifle dinledim. Sağ olun. Başka var mı kimse? Sorusu olan. Merhaba. Ben Merve. Ben bir şeyler sorabilirim hocam, eğer vaktiniz varsa. Sesim geliyor mu? Ben anlayamadım. Evet, geliyor. Bize geliyor sesim. Geliyor. Tamam, süper. Yayınım sürekli kesildi. Ben de kırsal alanda olduğum için. O yüzden çoğuna vakıf değilim. Sorulduysa affınıza sığınıyorum. Tekrar sormaya ihtiyacı duyuyorum. Atın üzerindeki duruş benim için çok önemli. Yani az önce Mahir hocam söyledi ya, ayaklar atın karnını kavruyor diye. Benim kafama öyle bir yerleşmiş ki, zaten uzun bir sürede binemedim. Özellikle doğumdan sonra bir 2 yıl ara vermek zorunda kaldım. O resimde gördüğünüz kasırga atım. Onunla ayrıldık. Yeni bir ata alışma süreci vesaire. Yani hep kafama şey yerleşmiş. Ayaklarım atın karnını kavramalı. Sıkmalıyım ve dik durmalıyım diye. Ama bu doğru mu değil mi bilmiyorum, nasıl olmalı. Bununla alakalı bilgi alabilirim belki. Merve Hanım, atın üzerindeki hedef yumuşayabilmek ve sıkmamak, kuvveti azaltmak.
Fransız klasik atçılığında descente du jean ve descente du main diye kavramlar var. Maalesef Türk atçılığında bu bir sürü şeyde olduğu gibi yanlış tercümeye kurban olaraktan binicilik tesislerinde eller aşağı diye bir yanlış kelimeye döndü. Descente du main'in manası elleri aşağı bastırmak demek değildir. Descente du main'in ve onun kardeşi olan descente du jean'ın manası el ve bacak etkilerini olabildiğince hafifletmektir. Benim eski hocalarım bizlere atın sırtında sümük gibi durmamızı tavsiye ederlerdi. Bu yeni hocalarda, yeni sistemde hani sanki şövalyeyiz de birbirimize kargılarla, mızraklarla dalıyormuşuz gibi veyahut engeli biraz sonra atlayacakmışız gibi devamlı bir sıkmaktan bahsediliyor ki erkekçe, kuvvetli falan gibi vurgular var. Atın senin tatbik edeceğin kuvvetten etkilenmesi kılçık kadardır. Yani seni tanımıyorum. Belki çok kuvvetli bir kızsın ama yani ama genel söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Hayır hocam. Hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Kuvvetli bir kız değilim. Zaten böyle kendimi kasıyorum. Onu da fark ediyorum. Ata uyum sağlamak istiyorum. Çünkü biz mektepli değiliz. Alaylıyız. Atın üzerinde öğrenmeye çalışıyoruz. Az önce konuştuğumuz Ayşe ile kardeşim. Bir kardeşim daha yayında. Yani biz hani çocukluktan beri hayalimizdi. Bir atımız olsa, elhamdülillah arazimiz oldu. Babam bize at imkanı sağladı. İlk başta sabrettiğimiz köy atlarıyla başladık. Çok zorluydu bizim için. Sonrasında işte haradan çıkma, sakata çıkan atları elde etmeye başladık elhamdülillah. Onları işte tamir edip, tedavi edip onlarla devam ettik. Ama dediğiniz gibi yani bunların hiçbirini bilmediğim için ben sürekli böyle atın üstünde kendimi kasarak ata sahip çıkmalıyım, dizginleri tutmalıyım, benim komutan olduğumu anlamalı vesaire. O yüzden şu an Derya Deniz söyledikleriniz benim öyle, için çok kıymetli. Öyle anlatıyorlar Merve. Yani sırf sen değil herkes bu tezgahtan geçiyor maalesef. Ben olabildiğince yumuşamanı, evet, olabildiğince nefes almaya devam etmeni istiyorum. İnsan evladı panik durumunda, kavga durumunda önce nefesini keser. Halbuki atın sırtında yumuşacık olmanı istiyorum. Ve sen ne kadar yumuşarsan atın da o kadar seni dinler. Sen kapatırsan kendini, nefesini tutup eller sıkı, bacaklar takallus etmiş. O zaman yani özür dilerim, dans etmek diyelim bir an için. Bir partnerle dans ederken kendini sıkarsan ettiğin dans işte neye benzer sen tahmin et. Burada bu kadar kalsın ama onun devamı da var. Belki anladın ne demek istediğimi. Bir partnerle başka bir şey yaparken de hani rahat olmayı hedeflemeyi teklif ediyorum. Eller ve bacaklar yumuşak. Atın ağzı elinde ama yumuşak. Bu yumuşaklık acizlik değildir. Bu yumuşaklık gerektiğinde bacaklarını mengene gibi kapatabilme hakkın var fakat yapmıyorsun demektir. Böylece sen kendi vücuduna önce binerekten, sen önce kendini yumuşataraktan atı, şimdi Türkçe'de at çalıştırmak falan diye laflar çok konuşuluyor. Bunun gördüğüm kadarının çoğu atı yormaktan öleri gitmiyor. Atı hiç yormadan da çalıştırmak mümkün. Tıpkı bir yogacının yoga yapar gibi esneyen bir kedinin esnemesi gibi. Yani halterci gibi falan demenin manası var veya yok. Tercihine bağlı. Ama atın üstünde dans eden bir yogacı gibi olduğunu hayal et. Vücudunun atı bir, nasıl söyleyeyim, bulut gibi kavradığını hisset. At poponun altında, bacaklarının arasında ama sıkmadığını farz et. Bilmiyorum böyle şey hiç kullandım. Eline tabanca aldım mı bilmiyorum. Al şu tabancayı eline, tetiğin boşluğunu al ama düşürme tetiği. Dam diye düğün yerinde havaya ateş eden magandalar gibi davranma. Yani elindeki tabanca gerektiğinde patlayacak gibi olsun. Ama patlatma. Anlatabiliyor muyum? Atçılıktaki zaten en önemli teknik geçişlerdir. Yürümekten koşmaya doğru giden arada idare etmek vaziyeti. O at yürüyor ama bir an sonra uçabilir. O atı o aralarda tutmak ve onun keyfini çıkartmayı teklif ediyorum. Bu da insan gücünle olacak bir şey değil. Teknik gerekiyor. Eğer imkanların varsa Türkiye'de, imkanların daha çok varsa yurt dışında çok hoş eğitimler var. Eski zamanın o yani asker binişi diyebileceğimiz binişine çok şükür artık gerek kalmadı. Dolayısıyla atın
bir kişisel tekamül ve bir keyif aracı olması lazım. Eğer çenelerin birbirine çarpıyorsa, eğer ellerin sımsıkı duruyorsa, eğer bacakların sımsıkı durup kan deveranını adeta durduruyorsan sıkılırsın. Atı da sıkarsın. Alt çeneni mümkünse oynat atın üstünde. Ellerini tesbih çeker gibi oynat. Öküz gibi çekerek değil. Canlı canlı. Yani böyle bir açık konuşacağım artık bu yaştan sonra, bu saatten sonra. Sevgiliyi okşar gibi atabilir. Anlatabiliyor muyum? Çok mühim bu. Kafasına çivi çakar gibi değil. Okşar gibi. Dolayısıyla bu çok zor bir soru Ayşe. Tabii ki çok dostlarım var. Bir de hoca diye bir şey yok. Hocayla talebenin beraber yaratacağı bir sinerji var. Ahmet hocayla Ayşe çok iyi anlaşır da Fatma hocayla anlaşmayabilir. Bu hocanın iyi ve kötü olduğu manasına da gelmez. Sizin beraber sağlayacağınız sinerji. Denemeye çalış hayatım. Buna kim yazdıysa estağfurullah. Ayıp yani. Ama lütfen dene. Yani kulüplere git. Ders al. Adamlarla, kadınlarla konuş. Çünkü nerede yaşıyorlar? Onu bilmiyorum. Nerede yaşıyorsun? Güzel soru. Neredesin sen? Ayşe'ye mi, Merve'ye mi? İkisi. Merve'ye sor. Şu an Merve'yle konuşuyorum. Merve neredesin? Neredesin? Duyamadık. Yazabilirsin. Haydi. Hayır, Çatalca. Çatalca. Çatalca da var. Okey. Çatalca Orman. Sesim geliyor. Çatalca Orman hocam, biz İstanbul Çatalca Orman. Şöyle söyleyeyim. Bir miktar ararsan o civarda tesisler var. Gürman Çiftliği var. K9 var. Oradaki hocalar ahbaplarımız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. A yerindeki hoca iyidir, B yerindeki hoca kötüdür demem, diyemem. Ben de ama size geliyor mu bilmiyorum ama. Ne dedin? Sesim geliyor mu bilmiyorum ama dedi. Gelmedi. Sonrası gelmedi. Artık. Tamam, toparlayalım. Toparlayalım o zaman. Toparlayayım. Ben toparlayalım. Peki toparlayayım. Ben hiç bilmiyorum. Şimdi Dilek demişti ki aracılar 2 saat konuşmuş. Biz de 2 saati geçtik toplamda. Şu anda 2 saat ve 11 dakika. At ve arıcılar bilmiyorum. At daha büyük bir hayvan olduğu için şimdi. Yani 3 saati de geçelim. Eğer başka soru yoksa burada tamamlayalım. Bazı sesler iyi gelemiyor, gidemiyor. O yüzden belki bu sorular varsa daha da veyahut da Mahir'le bağlantı kurmak isteyen varsa İstanbul Permakültür Kolektifi aracılığıyla, Dilek aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Öyle diyelim. Ve Dilek'cim bitiriyoruz biz. Ne dersin? Dilek bitirmiş bile galiba. Dilek! Bizi duyan var mı ya? Herkes gitti galiba. Ama herkes gözüken geliyor mu? Bu kadar sıkıcı olacağımızı bilmiyorduk. Geliyor, evet. Ha. Evet, Dilek sen misin? Dilek mi? O değil. O yok, Dilek değilsin. Değil. Dilek değişmiş. Senin sesin gelmiyor. Sen kimsin? Sakin ol. Ben hep telefonundan bağlandım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Ah, çok şükür. Cep telefonundan bağlandım. Nihan da şu anda kumanda. Nihan başka bir işi vardı ama gelmek zorunda. Yani bütün sistemi ona geçirdik. Benim bilgisayardan mı, sistemden mi kaynaklı bilmiyorum. Sessel bir problemim oldu. Cep telefonundan bağlanarak şu anda sizinle konuşabiliyorum. Her şey için çok teşekkürler en başta. Bir kısmını yakalayabildim, bir kısmını kaçırmak durumunda kaldım ben de. Ama kaydediyoruz inşallah. Kayıttan seyredebileceğiz. Eğer başka önemli bir soru yoksa bir başka akşam tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Normalde bugün olamıyordum ama teknik destek vermek için son anda bağlandım. Tanışamadık. Kusura bakmayın. Gerçi sizinle tanışmıştık Kadıköy'deki atölyede, hatırlıyorum. Atölyesine gelmiştim ben. Gelen. Böyle toparlayayım o zaman. Ben kapatmış olayım. Teşekkürler. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz diyeyim ben de.